Pastoral Senfoni Yazan Andrejit, 10 Şubat 1800'lerin sonları Üç günden beri durdurak bilmeden yağan kar yolları kapadı. 15 senedir ayda iki kere dini kutlama düzenlemeyi alışkanlık edindiğimiz R'ye gidemedim. Bu sabah Brevin Şapeli'nde sadece 30 dindar toplanabildi. Bu zorunda esaretin sağladığı boş vakti değerlendirerek şöyle bir geriye dönüp Gertrude'le nasıl ilgilenmeye başladığımdan söz edeceğim. Yalnızca hayranlık ve sevgimle karanlığın dibinden çekip çıkardığım bu dindar ruhun oluşumu ve gelişimiyle alakalı her şeyi burada yazmayı planladım. Bu vazifeyi bana bahşeden Tanrı'ya şükürler olsun. İki buçuk yıl önce Fond'a döndüğüm sırada daha önce görmediğim küçük bir kız telaş içinde yanıma yaklaştı ve beni yedi kilometre ötede son nefesini vermek üzere olan yoksul bir ihtiyar kadına götürmek istedi. At hala arabaya koşuluydu. Hava kararmadan geri dönemeyeceğimi düşündüğümden yanıma bir fener aldıktan sonra çocuğu arabaya bindirdim. Bu civarı karış karış bildiğimi zannederdim ama Solri çiftliğini geçtikten sonra çocuk varlığından o güne dek haberdar olmadığım bir yola sapmamı istedi. Ne var ki iki kilometre ilerleyince Sol tarafımızda kalan ve gençken buz tuttuğu zamanlarda ara sıra üzerinde kaymaya geldiğim gizemli gölü tanıdım. Rahiplik görevlerimi yerine getirirken bu taraflara yolum hiç düşmediğinden onu 15 senedir görmemiştim. Hani birisi sorsa yerini tarif edemezdim. Varlığını dahi unutmuştum. Lakin onu akşamın gül kurusu ve altın renkleri altında hatırlayınca daha önce yalnızca rüyalarımda görmüşüm gibi hissettim. Yol gölden ayrılıp ormanın kıyısından geçerek bir turbalık boyunca uzanan akarsuyu izliyordu. Şüphesiz buraya daha önce hiç gelmemiştim. Güneş batıyordu ve biz çoktandır gölgelerin içinde yürüyorduk. Nihayet küçük rehberim bana tepenin yamacındaki bir kulübeyi işaret etti. Bacasından çıkan ve karanlıkta maviye boyanıp göğün altın rengiyle sarıya dönen duman olmasa bu kulübeyi gören terk edilmiş sanabilirdi atı yakındaki bir elma ağacına bağlayıp çocukla beraber yaşlı kadının henüz vefat ettiği karanlık odaya yöneldim. Manzaranın ağırlığı, ölümün sükuneti ve ciddiyeti beni sersemletmişti. Yatağın yanında genç bir kadın diz çökmüş dua ediyordu. Ölmüş kadının torunu zannettiğim ama sadece hizmetçisi olan küçük kız bir mum yaktı ve yatağın ayak ucunda hareketsizce dikilmeye başladı. Uzun yolculuğumuz boyunca Onunla sohbet etmeye çalışmıştım fakat neredeyse hiçbir şey söylememişti. Diz çökmüş kadın ayağa kalktı. Tahminimin aksine bir akraba değil, hanımının iyice kötüleştiğini gören küçük hizmetçinin çağırdığı ve müteveffanın başında beklemeyi teklif eden bir komşu bir arkadaştı. Bana ihtiyar kadının ıstırap çekmeden ruhunu teslim ettiğini söyledi. Defin işlemleri ve cenaze töreni düzenlemeleri üzerine konuştuk bu uzak ve unutulmuş diyarda sık sık olduğu gibi her şeye karar vermek yine bana düşmüştü. Görünüşü kadar zavallı bu evi, yalnızca bir komşuyla bir hizmetçi çocuğun ellerine teslim etmekten biraz huzursuzluk duyduğumu itiraf etmeliyim. Bu sefil yerin kıyısında köşesinde gizli bir hazinenin yatıyor olması çok mümkün görünmüyordu ama başka ne yapabilirdim ki? Her ihtimale karşın İhtiyar kadının arkasında hiç mirasçı bırakıp bırakmadığını sordum. Bunun üzerine komşu kadın, mumu alıp odanın bir köşesine doğru tuttu. Şöminenin dibinde, çömelmiş ve uyuyormuş gibi görünen belli belirsiz bir varlık seçebildim. Yur saçları, yüzünü neredeyse tamamen gizliyordu. Bu kör kız, yani hizmetçinin söylediğine göre yeğen ailenin son ferdi, dedi komşu kadın. Bakım evine yerleştirilmesi gerekecek. Aksi takdirde başına neler gelebileceğini kestiremiyorum. Kızın kaderine karşısında karar verilmesine sinirlenmiş, bu acımasız sözler onu üzebileceği için endişelenmiştim. Hiç değilse sesini alçaltmasını ima ederek komşu kadına usulca ''Uyandırmayın bari'' dedim. Ah, uyuduğunu sanmıyorum. Ayrıca aptal bu kız ne konuşur ne de söyleneni anlar. Sabahleyin bu odaya girdiğimden beri neredeyse hiç hareket etmedi. Önce sağır zannettim. Hizmetçi bunun doğru olmadığını söyledi ama ihtiyar kadın sağırmış ve ne kıza ne de bir başkasına tek kelime ediyormuş. Uzun zaman boyunca ağzını sadece bir şeyler yiyip içmek için açmış. Kaç yaşında bu kız? Muhtemelen 15 yaşlarında. Bunun dışında ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Bu kimsesiz zavallıyla bizzat ilgilenme fikri hemen aklıma gelmedi. Ancak Dua ettikten sonra, daha doğrusu yatağın baş ucunda diz çökmüş, komşu kadınla küçük hizmetçinin arasında diz çökmüş halde dua ettiğim esnada, Tanrı'nın karşıma bir sorumluluk çıkardığını ve bundan kaçmanın ödleklik olacağını anladım. Tekrar ayağa kalktığımda, her ne kadar onunla sonradan ne yapacağımı veya kime emanet edeceğimi net bir şekilde düşünmemiş olsam da, kör kızı o akşam yanımda götürmeye karar vermiştim bir kuruşun bile düşüp kaybolmasına mahal vermemek için bir pintinin tekinin iyice sıktığı para kesesini andıran kırışmış ve içe göçmüş ağzıyla ihtiyar ölüyü bir müddet daha izledim. Ardından kör kızdan tarafa dönerek komşu kadına niyetimden bahsettim. Yarın cenazeyi kaldırmaya geldiklerinde onun burada bulunmaması iyi ol, dedi. Hepsi bu kadardı. İnsanların bazen uydurmaktan zevk aldığı hayali itirazları olmasa çoğu şey kolaylıkla halledilebilirdi. Çocukluktan beri çevremizden bu işin altından kalkamaz lafını işitip durduğumuz için yapmak istediklerimiz kaç defa engellenmiştir kim bilir. Kör kız onu gönülsüz bir kitle misali alıp götürmeme karşı çıkmadı. Yüz hatları düzgün, oldukça güzel fakat tamamen ifadesizdi. Odanın bir köşesinde tavan arasına çıkan merdivenin altında duran ve genelde üzerinde uyuduğu ot şilteden bir örtü almıştım. Komşu kadın çok nazik davrandı ve kızı bu örtüye dikkatlice sarmama yardım etti. Zira o gece hava epey açık ama serindi. Arabanın fenerini yaktıktan sonra yola koyuldum. Kız ruhsuz bir et yığını gibi bana yaslanmıştı ve yaşadığını ancak bedeninin belli belirsiz sıcaklığından anlıyordum. Yol boyunca acaba uyuyor mu diye düşünüp durdum. Nasıl derin bir uykuydu bu böyle. Onun için uykuyla uyanıklık arasındaki fark neydi ki? Tanrım, şüphesiz bu donuk bedenin içine hapsedilen ruh senin merhametinin ve rahmetinin ışığıyla yıkanmayı bekliyor. Bu biçare kızın kendisini yutan korkunç geceden benim ilahi aşkım sayesinde kurtulmasına izin verir misin? Eve döndüğümde maruz kaldığım öfkeli karşılaşmayı gizleyemeyecek kadar hakikate önem veriyorum. Karım tam bir erdem bahçesidir. Ara sıra üstesinden gelmek mecburiyetinde kaldığımız zor zamanlarda bile onun yüreğinin saflığından kuşku duymadım. Lakin o yaratılışından gelen merhameti sürprizlerden pek hoşlanmaz. Vazifelerinin sınırını aşmayan ama onlardan geri de kalmayan kurallı bir insan. Sanki sevgi zamanla tükenebilecek bir hazineymiş gibi merhametinde bile tasarrufludur. Anlaşamadığımız tek nokta budur. O akşam küçük bir kızla eve döndüğümü görünce aklında beliren ilk düşünce ağzından şu feryatla çıktı. Başına yine ne dert açtı? Bir şeyleri izah etmem gerektiğinde hep yaptığım gibi şaşkınlıktan ağzı açık kalan ve sorgulayan gözlerle öylece duran çocukları dışarı çıkardım. <laughs> Bu ilk karşılaşma umduğumdan çok daha farklıydı. Sadece tatlı küçük Charlotte'um arabadan yeni ve canlı bir şeyin çıkacağını anladığında dans edip ellerini çırpmaya başladı. Ne var ki annelerine çekmiş diğerleri onu çabucak sakinleştirip durdurmakta gecikmediler. Bir anlığına herkes kafa karışıklığı yaşadı. Ne karım ne de çocuklarım kızın kör olduğunu henüz bildiğinden onun yürümesine büyük bir dikkatle yardım etmeme bir mana veremediler. Savallı engelli kızın yol boyunca tuttuğum elini bıraktığım an çıkarmaya başladığı garip iniltiler karşısında ben bile afalladım. Feryatları bir insanınkine benzemiyordu. Küçük bir köpeğin acı acı ulumasıydı adeta. Tüm dünyasını meydana getiren, alışıla gelmiş duyumların dar çemberinden ilk defa çıktığından dizlerinin bağı çözülmüş gibiydi. Ona doğru bir sandalye çektiğimde ise oturmayı bilmiyormuşçasına yere yığılıverdi. Bunun üzerine kızı şöminenin yanına götürdüm ve ancak ihtiyar kadının evinde onu ilk gördüğüm zamandaki gibi şöminenin kenarına yaslanıp çömelince biraz sakinleşebildi. Arabayla gelirken de oturduğu yerden kaymış ve tüm yolculuğu ayaklarımın dibinde geçirmişti. Bu sırada karım bana yardım etmeye başlamıştı. Demek ki insanın doğal davranması en iyisiymiş. Yine de karımın mantığıyla kalbinin daimi bir çatışma yaşadığını ve çoğunlukla mantığının galip geldiğini belirtmeliyim. Küçük kızı şöminenin yanına yerleştirdikten sonra bununla ne yapmayı düşünüyorsun diye yeniden sordu. Zavallı kıza bu şeklinde hitap edilmesi ruhumu titretti ve öfkeli bir hareket yapmamak için kendimi zor tuttum. Sükunet dolu ve uzun süreli derin düşünce saatlerimin tesiriyle kontrolümü sağladım ve elim kör kızın alnında tekrar etrafımızda bir çember oluşturmuş aileme döndüm. Mümkün olduğunca ciddi bir tavırla kaybolan koyunu getirdim dedim. Amelie İncil öğretileri arasında akla uymayan ya da gerçek dışı bir şey olabileceğini kabullenmezdi. İtiraz edeceğini anladığım anda ufak tefek karı koca tartışmalarımıza alışkın ve fıtrakları gereği çok da meraklı olmayan, hatta kanaatimce çoğu zaman kayıtsız kalan Jack'la Sara'ya ufaklıkları odadan çıkarmaları için işaret ettim. Ardından bu davetsiz misafirin varlığından ötürü halen şaşkın ve kızgın olduğunu düşündüğüm karıma döndüm. Onun önünde istediğin gibi konuşabilirsin. Zavallı çocuk hiçbir şey anlamıyor. Böylece Ameli itirazlarına başladı. Bana artık diyecek lafının kalmadığını, en uzun tartışmalarımıza dahi bu girizgahla başlardı, ne yaşam biçimimize ne de akla mantığa uyan garip icatlarıma her zamanki gibi riayet etmekten başka çaresi olmadığını söyledi. Daha önce de yazdığım gibi bu çocukla ne yapacağıma ilişkin kesin bir karar vermemiştim. Onu yanımıza alma ihtimali de Belli belirsiz, sadece aklımın ucundan geçmişti. Hatta bana evde yeterince kalabalık olup olmadığımızı sormak suretiyle bu fikri aklıma düşüren Amelia oldu. Yakınmalarını sürdürdü. Arkamdan gelenlerin ne halde olduğunu hiç umursamadan yola hep son sürat devam ettiğinden, beş çocukla ilgilenirken yeterince zorlandığından, Claude'un tam bu anda kendisinden bahsedildiğini anlamış gibi beşiğinde ağlamaya başladı, doğumundan beri zaten canının çıktığından, ve artık dermanının kalmadığından bahsetti. Bu çıkışının daha ilk anlarında İsa'nın bazı cümleleri kalbimden dilimin ucuna kadar geldi de kendimi tuttum. Zira herhangi bir davranışımda kutsal kitabın arkasına sığınmak bana hep yakışıksız görünür. Lakin yorgunluğunu ileri sürünce utandım çünkü düşüncesiz hareketlerimin sonuçlarını karımın yüklenmesine defalarca izin verdiğimin farkındaydım. Her şeye rağmen bu şikayetler nasıl davranmam gerektiğini göstermiş, izleyeceğim yöntem konusunda fikir vermişti. Ameli'den nazikçe kendini benim yerime koymasını rica ettim. Böyle bir durumda o da aynı karar vermeyecek miydi? Tutunacak tek dalı kalmayan bir zavallıyı perişan halde bırakmaya gönlü rahatsız gelir miydi? Bu engelli misafirin bakımının, ev işlerinin yorgunluğuna neler ekleyeceğini asla göz ardı etmediğimi ve ona daha sık yardım edemediğim için üzüntü duyduğumu da ekledim. Nihayetinde onu elimden geldiğince yatıştırdım ve bunu hiçbir şekilde hak etmeyen masum kıza karşı kin beslememesi için ricada bulundum. Ardından Sara'nın artık ona daha fazla yardım edebilecek yaşa geldiğini ve Jack'ın da artık sürekli bir ilgiye özene gereksinim duymadığını anımsattım. Kısacası ona bu durumu kabul ettirmek için ihtiyaç duyduğum sözcükleri Tanrı dilime tek tek getirdi. Gerçi böyle sürpriz yapıp onu şaşırtmasaydım ve düşünmeye vakti olsaydı bu durumu kendi rızasıyla kabulleneceğine emindim. Aramızdaki çatışmayı kazandığımız sanıyordum ve tatlı karım da Gertrude'e doğru seveceğim bir ifadeyle ilerliyordu ama çocuğu biraz incelemek için lambayı eline alıp onun inanılmaz derecede kirli olduğunu fark edince daha çok köpürdü. ''Bu kız tam bir mikrop yuvası!'' diye bağırdı. ''Hemen temizle kendini, üstünü başını sil, Hayır, hayır burada değil. Git dışarıda silkelen. Ah, aman tanrım şimdi çocuklar da kirlenecek. Dünyada mikrop kadar korktuğum bir şey yoktur. Zavallı çocuk gerçekten de pislik içindeydi. Arabayla gelirken uzun süre bana yaslandığını hatırlayınca tiksinmekten kendimi alamadım. Elimden geldiğince temizlenip iki dakika sonra geri döndüğümde karımı başı ellerinin arasında bir koltuğa yığılmış hıçkıra hıçkıra ağlarken buldum. Bu şekilde sabrını sınamaya niyetim yoktu dedim şefkatli. Neyse ne artık. Hem saat çok geç oldu. Karanlıkta hiçbir şeyi doğru düzgün göremiyoruz. Kızın dibinde uyuyacağı ateşin sönmemesi için ben başında beklerim. Yarın saçlarını kesip güzelce yıkarız onu. Bu kıza çekinmeden, iğrenmeden bakabilene kadar onunla ilgilenmeye başlamazsın. Bir de bu meseleden çocuklara bahsetmemesini rica ettim. Akşam yemeği vaktiydi. İhtiyar hizmetçimiz Rosalin'in bize servis yaparken bir yandan düşmanca bakışlar attığı zavallı kız, ona uzattığım çorba kasesini iştahla silip süpürdü. Yemek sessizlik içinde geçti. Başımdan geçenleri anlatmak, çocuklarla konuşup böylesi bir yoksulluğu anlayıp hissetmelerini sağlayarak onları heyecanlandırmak ve Tanrı'nın himayemize bıraktığı bu zavallı kıza karşı merhamet ve sempati duygularını uyandırmak istiyordum. Fakat Amelie'nin hiddetini yeniden alevlendirmekten korktum. Hiçbirimiz Başka bir şey düşünmememize rağmen sanki bu meseleyi unutup hayatımıza devam etmemiz emredilmişti. Herkes yatalı ve Amelie beni odada tek başıma bırakalı bir saatten fazla olmuştu. Küçük Charlotte'umun kapıyı açıp geceliği ve çıplak ayaklarıyla yavaş yavaş içeri süzüldüğünü gördüm. Boynuma atlayıp beni sıkı sıkı kucaklarken şöyle demesi beni duygulandırdı. Sana iyi geceler dilememişim. Sonra masumca şömine yanında uyuyan ve merak edip uyumadan önce tekrar görmek istediği kör kızı minik işaret parmağıyla göstererek sordu. Neden onu da öpmedin babacığım? Onu tekrar kapıya doğru götürürken yarın öpersin dedim. Şimdilik rahat bırakalım çünkü uyuyor. Ardından oturduğum yere geri dönüp okuyarak ve bir sonraki vaazımı hazırlayarak sabaha dek çalıştım. Charlotte, abilerine ve ablalarına nazaran bugün daha sevecen davrandı diye düşündüm. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Lakin o yaşlarda Hangisi söyle değildi ki? Nasıl da değiştiler. Büyük oğlum Jack, hayli mesafeli ve içine kapanık artık. Çocukların sevecen olduklarını zannederiz. Halbuki sadece pohpohçu ve ilgi düşkünüdürler. 27 Şubat Bu gecede yoğun kar yağışı vardı. Çocuklar eve yakında pencerelerden girip çıkmak zorunda kalacağımızı söylerken pek keyifleniyorlar. Hakikaten de kar bu sabah kapının önünü tamamen kapattığından ancak çamaşırhaneden çıkabildik. Dün köyde yeterli miktarda erzak bulunup bulunmadığına baktım ve neyse ki bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü bir süre diğer insanlarla bağlantı kuramayacağız gibi görünüyor. Karın ilk dört bir yanımızı sarışı değil fakat daha önce hiç bu kadar ciddi bir şekilde kapana kısıldığımızı hatırlamıyorum. Fırsattan istifade dün anlatmaya başladığım hikayeye bugün de devam edeceğim. Bu engelli kızı yanımda getirirken onun evde nerede kalacağını net bir biçimde düşünmediğimi söylemiştim. Karımın öyle çok da karşı çıkan bir yapıya sahip olmadığını biliyordum. Evimizde bu kız için tahsis edebileceğimiz alanın ve elimizdeki avcumuzdakinin epey kısıtlı olduğunun da farkındaydım. Her zaman olduğu gibi prensiple hareket etmekten ziyade hislerime kapılmış ama giriştiğim işin bana çıkaracağı masrafı hiçbir şekilde hesaba katmamıştım. İncile aykırıymış gibi gelir bu. Lakin Tanrı'ya tevekkül etmekle yükü başkalarının omuzlarına yüklemek farklı şeylerdir. Çok geçmeden ameliyi ağır bir işin altına soktuğumu anladım. Bu öylesine ağır bir işti ki ilk başta ben bile şaşırıp kaldım. Kızın saçını keserken fazlasıyla tiksindiğini görünce karıma elimden geldiği kadar yardım etmiştim. Ancak kör kızı yıkayıp temizlerken onu bir başına bırakmak mecburiyetinde kaldım. O an bu kızın bakımıyla ilgili en ağır ve en nahoş işlerin karımı beklediğini anladım. Buna rağmen Ameli en ufak bir itirazda bile bulunmadı. Gece boyunca düşünüp taşınmış ve bu Ankara'dan kendisine düşen paya razı olmuş gibiydi. Hatta sanki bundan zevk alıyordu. Gertrude'ü aklayıp akladıktan sonra tebessüm ettiğini gördüm. Zavallı kızın merhem sürdüğüm kazınmış kafasına beyaz bir başlık geçirip Amelie'nin sobaya attığı eski ve pis kıyafetleri yerine ona Sara'nın eski giysileriyle temiz iç çamaşırlarından giydirmiştik. Gertrude adını Charlotte koydu. Biz de bunu hemen kabul ettik. Zira gerçek ismini ne kimsesiz kızın kendisi biliyordu ne de bunu nereden öğreneceğimize dair bir fikrimiz vardı. Sara'nın Geçen yılki giysileri tam üstüne oturduğuna göre bu kör kız muhtemelen Sara'dan yaşça biraz daha küçüktü. İlk günlerde hissettiğim derin hayal kırıklığını ve iç karartıcı hisleri burada itiraf etmeliyim. Elbette Gertrude'un eğitimi konusunda bir sürü plan yapmıştım fakat gerçekler beni pes etmeye ve vazgeçmeye zorluyordu. Yüzündeki kayıtsız ve ahmak ifade, daha doğrusu mutlak ifadesizlik, iyi niyetimi son damlasına kadar tüketiyordu. Bütün gün hemen savunmaya geçmeye hazır bir vaziyette şöminenin dibinde duruyordu ve sesimizi duyar duymaz Özellikle de ne zaman yanına yaklaşmaya kalkışsak yüz hatları sertleşiyordu. Sanki ifadesizliği yalnızca düşmanlık hissini belli etmek için kayboluyordu. Dikkatini çekmeye çalıştığımızda huysuzlanmaya ve bir hayvan gibi hırlamaya başlıyordu. Bu aksi hali sadece yemek zamanı yaklaşınca yok oluyordu. Ona bizzat sunduğum yemeğe vahşi bir açgözlülükle saldırışını izlemek çok acı vericiydi. Nasıl ki sevgi sevgiyi çekerse bu kör kızın çoğu şeyi inatla reddedip huysuzlanması da içimi nefretle dolduruyordu. Evet, ilk on gün umutsuzluğa kapıldığımı, hatta giriştiğim bu işten pişmanlık duyacak ve onu buraya hiç getirmemiş olmayı dileyecek kadar ilgimi yitirdiğimi gerçekten de itiraf ediyorum. İşin en gücendirici yanı, ondan gizlemeyi pek beceremediğim bu duygular karşısında Ameli bir nevi zafer kazandığını hissediyor, Gertrud'un sırtıma bir yük misali bindiğini ve aramızdaki varlığının bana eziyet çektirdiğini hissettiğinden beri kızın bakımına daha içtenlikle aşırı özen gösteriyor gibiydi. Tam da böyle bir ruh hali içindeyken bir gün Walt Rivers'tan arkadaşım Doktor Martins hastalarının evlerini ziyaret ederken bize de uğradı. Ona Gertrude'un durumundan bahsettiğimde hayli ilgisini çekti. Nihayetinde sadece kör olmasına rağmen kızın bu kadar yabani ve az gelişmiş olmasına hayret etti. Lakin bu engelinin yanında şu ana dek bakımını üstlenmiş tek kişi durumundaki ihtiyar kadının sağır olduğunu ve onunla hiç konuşmadığını, bundan dolayı zavallı çocuğun hepten bir başına kaldığını anlatınca durumu kavradı. Böyle bir durumla karşı karşıyayken umutsuzluğa düşerek hata yaptığıma ve esasen çocuğa yaklaşım şeklimin doğru olmadığına beni ikna etti. Zeminin sağlamlığından emin olmadan bina dikmeye çalışıyorsun dedi. Çocuğun ruhundaki her şeyin tam bir kaos içinde yüzdüğünü ve henüz kendisine dair ilk taslağın bile tamamlanmadığını düşün. Öncelikle dokunma ve tatma duyularıyla ilgili birkaç şey belirleyip birbiriyle ilişkilendireceksin ve etiketli olmuşsun gibi her birini bir sesle, bir sözcükle tanımlayacaksın. Sonra da bu sesleri ve sözcükleri bol bol tekrar edeceksin. Çocuğun da tekrar etmesini sağlayacaksın. Yalnız çok hızlı ilerlemeye çalışma. Kızla belli saatlerde çok uzun sürdürmeden çalış. Bu yöntemi bana ayrıntılı bir şekilde izah ettikten sonra devam etti. Ayrıca bu yöntemin sihirli bir yanı filan da yoktur. Bunu ben bulmadım. Daha önce başkaları tarafından defalarca kez uygulanmış. Hatırlamıyor musun? Birlikte felsefe okuduğumuz zaman hocalarımız kondiyak ve canlı heykeli konusuna geldiklerinde bu kör kızınkine çok benzeyen bir olaydan söz ederlerdi. Durup yeniden düşünerek, yoksa daha sonra bir psikoloji dergisinde mi okumuştum bunu, dedi. Her halükarda bu olayı öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Gertrude'den daha kötü durumdaki o zavallı çocuğun ismini bile anımsıyorum. O kız hem kör, hem sağır hem de dilsizdi. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarına doğru İngiltere'nin hangi kontluğundan olduğunu şu an hatırlayamadığım bir doktor onu bulup ilgilenmiş. Çocuğun ismi Laura Bridgman. Görüyorsun ya hatırlıyorum. Bu doktor kızın kaydettiği ilerlemeyle daha doğrusu ilk başta onu eğitmek için sarf ettiği çabayla ilgili bir günlük tutmuş ki bunu sen de yapmalısın. Onun sırayla iki küçük nesneye bir iğneyle bir tüy kaleme dokunup hissetmesine yardımcı olmak için gayret göstermiş. Ardından da görme engellileri özel basılmış bir kitaba kabartmayla yazılmış İngilizce pin ve pen kelimelerini yoklaması üzerinde durmuş. Bu günlerce, haftalarca böyle sürüp gitmiş ama hiçbir sonuç elde edememiş. Ruhu çocuğun vücudunu terk etmiş gibiymiş. Doktor yine de inancını yitirmemiş. Bunları dipsiz ve kapkara bir kuyunun kenarından sarkmış, umutsuzca aşağı salladığı ipi bir elin tutması için umutla bekleyen birine dönüşmüştü madeta diyerek anlatıyordu. Çünkü o uçurum misali kuyunun dibinde birinin olduğundan ve o kişinin uzatılan ipi tutacağından asla şüphe etmemiş. Bir gün Nihayet Laura'nın o ifadesiz çehresinin bir gülümsemeyle aydınlandığını görmüş. Eminim ki o an sevinç ve sevgi gözyaşları döküp Tanrı'ya şükretmek için dizlerinin üstüne çökmüştür. Laura ansızın doktorun ondan ne istediğini anlamış ve sonunda kurtarılmış. O günden sonra dikkat kesilmiş ve daha çabuk ilerleme kaydetmeye başlamış. Çok geçmeden de kendi kendini eğitip geliştirmiş ve sonraları bir körler enstitüsünün müdiresi olmuş. Tabii ki bunu da başka bir hikayeyle karıştırmıyorsam Zira son zamanlarda buna benzer olaylar meydana çıkıp duruyor ve dergiler gazeteler hepsinden uzun uzadıya bahsediyor. Hatta bana göre bunu biraz ahmakça bir şaşkınlıkla yapıyorlar. Yok efendim böyle kimseler nasıl mutlu olabiliyormuş falan filan. Ancak ortada bir gerçek var. Bu hapsedilmiş ruhların tümü kendi dünyalarında mutludurlar ve kendilerini ifade etme fırsatına erişir erişmez hemen bu mutluluklarını anlatırlar. Elbette gazeteciler Böyle durumları allayıp pullayıp abartırlar. Beş duyusunun sefasını sürdükleri halde bir şeylerden yakınmaya cüret edenler için dersler çıkarmaya kalkarlar. Bu noktada Martins ile aramızda bir tartışma başladı. Ben onun kötümserliğine karşı çıkıp düşündüğünün aksine duyularımızın nihayetinde bize sadece keder verdiğini kabul etmiyordum. Martins, demek istediğim bu değil diyerek itiraz etti. İnsan ruhunun, bu dünyayı kirleten, alçaltan, çirkinleştiren kargaşalarla günahlardan ziyade güzelliği, refahı, ahengi sağlayan şeyleri hayal eder. Ruhumuz buna daha çok meyillidir ve bunu yaparken beş duyumuz bize yol gösterir. Öyle ki bana kalsa şu ana dek bize öğretilen Sisua Bonamorin sözünün yerine Virgilius'un Fortunatos Nimium'un Sisua Mala Neskinen sözünün takip edilmesini öğütlerdim kötülüğü hiç bilmeseydi ne kadar da bahtiyar olurdu insanoğlu. Ardından doğrudan Laura Bridgman'ın örneğinden esinlenerek kaleme alındığını düşündüğü bir Dickens öyküsünden bahsetti ve bir nüshasını en kısa sürede bana göndereceğine söz verdi. Büyük bir keyifle okuduğum The Cricket on the Heart, Çaydanlıkla Cırcır Öceği gerçekten de dört geçti. Bu biraz uzun, an acıklı bir havaya bürünen ö bir genç kızla yoksul oysunu anlatıyor. Kör kızını rahatlık, zevkla bezeli bir hayatları olduğuna, Dickinson sanatlara bir kutsallık atvetmek için uğraşmış ama Tanrı'ya Gertrude konusunda izlemeyeceğim. Uğramasının ertesi günü yöntemi elimden geldiğince uğradım. Ancak onun öpüp, Başta Gertrude elini tutarak kılavuzluk aydınlık olan bu karanlık ilk adımlarla ilgili bir adım için şimdi piş ilk haftalarda tahmin daha çok sabır göstermem. Sadece bu eğitimin ilk sas olması değil, aynı ötürü yüz yüze geldiğim sizi buna mecbur bıraktı. Ne ameli olduğunu söylemekte de... Ayrıca bu durumu bursam, ona sitemlerin hiçbir kin ve kırgınlıktır. Olur da, kendi sayfaları okursa bunu alenen tasdik ediyorum. Kayıp koyun kıssasının hemen ardından İsa, bize zaten şahsımıza yöneltilen hakaretleri bağışlamamızı öğretmiyor mu? Hatta daha da ileri gideceğim karımın sitemleri yüzünden son derece ısrar çektiğim anlarda bile Gertrude'le uzun zaman alakadar olmama razı gelmediği için onu suçlayamam. Asıl canımı sıkan tüm bu çabamın meyve vermeyeceğine inanmasıydı. Evet, beni hiçbir şekilde yıldırmasa da bana yeterince güvenmemesi yüzünden elem duyuyordum. Amelie'nin ''Emeklerin işe yarasa bari, içim yanmaz'' lafına defalarca kere maruz kaldım. Boşa kürek çektiğime çok emindi bu düşüncesinden dolayı da zamanımı bu çocuk için harcamam ona mantıksız geliyordu. Vaktimi farklı ve faydalı işlere ayırmamın daha iyi olacağını söyleyip duruyordu. Ne zaman Gertrud'la alakadar olmaya başlasam, beni bekleyen insanlardan, işlerden de vurup, başkaları için harcamam gereken değerli zamanı ona ayırarak sadece oyalandığımı ileri sürüyordu. Sanırım bu serzenişlerin altında biraz da anne kıskançlığı gizliydi. Zira bana pek çok defa kendi öz çocuklarının üstüne bile bu kadar titremedin dediğini hatırlıyorum. Haklıydı da. Çünkü çocuklarımı çok sevsem de onlarla çok ilgilenmem gerektiğini düşünmemiştim. Kayıp koyunun kendilerini dindar addeden bazı Hristiyanlar için kabul edilmesi en güç kıssalardan biri olduğu sık sık aklımdan geçmiştir. Ayrı ayrı ele alındıklarında sürüdeki her bir koyun çobanın gözünde bir bütün olarak ele alınan sürüden daha değerli olabilir. İşte anlayamadıkları nokta budur. Kıssada ne diyordu? Bir adamın yüz koyunu olsa ve onlardan biri yolunu kaybetse, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu kaybedeni aramaya gitmez mi? O Hristiyanların açık yüreklilikle konuşmaya cesaretleri olsaydı, bu merhametle parıldayan sözleri en mide bulandırıcı adaletsizlik ilan ederlerdi. Gertrude'un saçtığı ilk gülücükler içime su serpip bana çabalarımın karşılığını misliyle veriyordu Zira. Bu kayıp koyuna olur da bir rahip bulursa size hakikati söylüyorum ki ona kaybolmamış diğer 99 koyundan daha fazla sevinç verir. Evet, ben de hakikati söylüyorum ki çocuklarımdan hiçbirinin tebessümü bu kör kızın günlerdir onu öğretmeye çalıştıklarımı anlamlandırmaya başladığını birden bire gösterdiği bir sabah o ifadesiz yüzünde ışıldadığını gördüğüm tebessüm kadar İlahi bir neşeyle kuşatmamıştır yüreğimi. 5 Mart. Bu tarihi bir doğum tarihi gibi not ettim. Bunun bir gülümsemeden ziyade bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Kör kızın yüz hatları ansızın canlandı. Alplerin en yükseklerinde şafaktan önce parlayan, Karlı Zirve'yi ortaya çıkarıp gecenin karanlığından azat eden fecir misali mistik renkli bir parıltı vardı yüzünde. Meleğin set tahvuzuna inip uykudaki durgun suyu uyandırdığı anı anımsatıyordu. Gertrude'ün birdenbire takınabildiği meleksi ifade karşısında bir çeşit huşu duydum çünkü o anda ruhunu saran, zekadan ziyade sevgiydi. Ardından böyle büyük bir minnet hissiyle doldum ki onun o güzel anına kondurduğum bu Buse'yi tanrıya adıyormuşum gibi hissettim. Emeklerimin karşılığını güç bela almaya başlamış olsam da o ilk andan sonra süratli bir ilerleme kaydettik. Şimdi o noktaya varana kadar hangi yollardan geçtiğimizi anımsamaya çalışıyorum da Gertrude bazen kullandığım yöntemlerle alay edercesine bazı adımları atlayarak gelişme gösteriyor gibi gelirdi. En başta ısrarla nesnelerin çeşitliliğinden çok sıcak, soğuk, ılık, tatlı, acı, sert, yumuşak, hafif gibi nitelikler ve daha sonra da uzaklaşmak, yaklaşmak, kaldırmak, karşılaşmak, yatmak, bağlamak, dağıtmak, toplamak gibi eylemler üzerinde durduğumu hatırlıyorum. Ancak bir gün geldi ki, tüm yöntemleri rafa kaldırıp zekasının söylediklerimi takip edip etmediğinden pek kaygılanmadan onunla konuşmaya başladım. Ağır ağır konuşuyor, bana rahatça bir şeyler sorabilmesi için onu teşvik ediyor, cesaretlendiriyordum. Gertrude'ü kendi haline bıraktığım vakitlerde de aklını çalıştırmaya devam ediyordu elbette. Zira yanına her geri döndüğümde yeni bir sürprizle karşılaşıyordum ve gözüme önceki geceki halinden daha ilerlemiş görünüyordu kendi kendime havanın ısınması ve baharın bastırması da kışı işte böyle yavaş yavaş yenilgiye uğratır diyordum karın erimesini kim bilir kaç defa hayranlıkla seyretmişimdir alttaki görünmeyen yüzü eriyip taşa toprağa karışırken en üstteki yüzü olduğu gibi kalır ameli her kış bu manzaranın kendisini yanıltmasına müsaade eder ve bana karın olduğu gibi durduğunu söyler. Halbuki hala yığın yığın kar var zannedersiniz, lakin aniden eriyip doğayı her köşede yeniden dirilmeye bırakır. Gertrude'un şöminenin yanında otura otura, yaşlı bir kadın gibi tahkatinin kesilmesinden korktuğum için onu dışarı çıkarmaya başlamıştım. Fakat sadece koluma girip benden destek alarak yürümeyi kabul ediyordu. Evden ilk defa çıktığımızda öyle şaşırıp ürktü ki daha önce dışarı adım bile atmadığını, Kendisi bana söyleyebilecek seviyeye gelmeden önce anladım. Onu bulduğum kulübede yiyecek verip ölmesini engellemek haricinde kimse onunla ilgilenmemiş. Ölmesini engellemek diyorum, zira yaşamasını sağlamak demeye dilim varmıyor. Karanlık dünyası o hiç çıkmadığı tek odanın dört duvarından ibaretti. Yaz günlerinde odanın kapısı kocaman aydınlık bir dünyaya açıldığında ancak eşeğin dibine kadar gitmeyi göze alabiliyordu belki de. Daha sonra bana anlattığına göre o zamanlar işittiği kuş seslerinin içeri giren gün ışığıyla ellerini ve yanaklarını okşadığını hissettiği sıcak havanın etkisi olduğunu hayal ediyormuş. Bu konuya tam anlamıyla kafa yormamış ama ateşin üstündeki suyun kaynayınca ses çıkarması gibi sıcak havanında şarkı söylemeye koyulması ona gayet doğal geliyormuş. Gerçek şu ki onunla meşgul olmaya başladığım güne dek içinde bulunduğu durumdan hiç endişe etmemiş hiçbir şeyi umursamamış ve derin bir uyuşukluğun pençesinde yaşayıp gitmişti. Bu küçük seslerin yegane gayeleri, doğada seyrek ve dağınık halde bulunan neşeyi hissedip, ifade etmek gibi görünen canlı varlıklardan çıktığını öğrettiğimde, yaşadığı sonsuz sevinci halen hatırlıyorum. Bir kuş kadar neşeliyim demeyi o günden sonra alışkanlık edinmişti. Yine de bu şarkıların, göremediği ve göremeyeceği bir manzaranın görkemini betimlediğini düşünmek, onu hüzne sürüklemeye başlamıştı. Dünya gerçekten de kuşların şarkılarında anlattığı kadar güzel mi diye sordu. Neden bundan daha fazla bahsetmiyoruz? Neden bana daha fazlasını anlatmıyorsunuz? Onları göremediğim için beni inciteceğinizden mi korkuyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Kuş seslerini çok iyi duyuyorum ve sanırım tüm söylediklerini de anlıyorum. Onu avutacağımı umarak, görebilenler kuşları senin kadar iyi duyamazlar Gertrudum şeklinde karşılık verdim. Bu sefer neden diğer hayvanlarda şarkı söylemiyor diyerek devam etti. Bazen sorduğu sorular karşısında hayrete düşüyor ve bir anlığına kafa karışıklığı yaşıyordum. Çünkü beni o ana dek sorgulamadan kabul ettiğim şeyler üzerinde düşünmeye zorluyordu. Mesela bir hayvanın toprağa ne kadar bağlıysa ve ne kadar ağırsa o denli kederli olduğunu ilk kez o zaman fark ettim. Bunu ona da açıklamaya çalışarak sincaplardan ve oynadıkları oyunlardan söz ettim. O zaman da uçan tek hayvanın kuş olup olmadığını sordu. Kelebekler de var diyerek yanıtladım. Onlar da şarkı söylüyorlar mı? Hayır, onlar neşelerini farklı bir yolla ifade ederler. Kanatları bin bir çeşit renkle bezelidir. Ardından ona kelebeklerin kanatlarındaki renk cümbüşünü tasvir ettim. 28 Şubat Geriden alacağım çünkü dün kendimi kaptırıp birdenbire çok ilerledim. Yer türlü de körler alfabesini öğretmek için önce kendim öğrenmeye mecburdum ama o öğrenmekte hayli zorlandığım ve ellerimden ziyade gözlerimle takip ederek anladığım bu yazılar konusunda çok geçmeden benden daha marifetli olup çıktı. Üstelik ona öğretmenlik yapan tek kişi ben değildim. Başlarda birileri yardımıma koştuğu için mutluydum. Zira bu civarda evler birbirinden çok dağınık biçimde inşa edildiğinden yoksullara ve hastalara yaptığım ziyaretler zaman zaman epey uzun mesafeler kat etmemi gerektiriyordu. Jacques, bizimle geçirmek için eve geldiği Noel tatilinde, o ara ilahiyat fakültesine girdiğinden ilk eğitimini tamamladığı Lozan'a geri dönmüştü, paten yaparken kolunu kırmıştı. Ciddi bir kırık değildi ve derhal çağırdığı Martins, herhangi bir cerrahi müdahalede bulunmaya ihtiyaç duymadan onu kolaylıkla tedavi etmişti. Fakat sonrasında tedbirli davranılması gerektiğinden Jacques bir süre evde vakit geçirmek zorunda kalmıştı. Oğlum o güne kadar aklına dahi gelmeyen Gertrude'le birden ilgilenmeye başladı ve ona okumayı öğretmemde bana yardımcı oldu. Benimle işbirliği yalnızca nekahet dönemi boyunca yani üç hafta kadar sürdü lakin Gertrude bu süre zarfı içinde kayda değer bir gelişme gösterdi. Artık olağanüstü bir gayretle çalışıyor, büyük bir coşku onu teşvik ediyordu. Daha dün uyuşmuş durumdaki zihni aniden hareketlenmişti yürümeyi öğrenmeden koşmaya başlamıştı adeta düşüncelerini formüle ederken çok az güçlük çekmesini kendini çocukça değil de tam bir yetişkin gibi ifade etmeyi çabucak becerebilmesini ve ona öğretmek istediğimiz kavramın ya da nesnenin bir imgesini aklında yaratabilmesini hayranlıkla izliyordum bazen doğrudan eline koyamayacağımız şeyleri tarif edip onunla bunları tartışırdık böyle durumlarda nasıl bir şeyden bahsettiğimizi anlayana dek hali hazırda bildiği şeylere atıfta bulunuyor, telemetre usulü çalışıyorduk. Şüphesiz tüm körlerin eğitiminde yer alan bu sistemin ilk adımlarını burada kaleme almanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Lakin görme engellilerin yetiştirilmesini üstlenmiş her öğretmenin renkler konusunda nasıl bir zorluğa düştüğünü de böylelikle idrak ettim. Bu bağlamda şuna da dikkat çekmem gerekiyor ki, İncil'in hiçbir yerinde renk bahsi geçmez. Diğer öğretmenlerin nasıl bir yol izlediğini bilmiyorum fakat ben prizmanın renklerini gök kuşağının onları bize sunduğu sırayla adlandırarak işe koyuldum. Ancak bu yol Gertrude'un aklında renkle ışık olgusunun birbirine karışmasına sebebiyet verdi. Renk tonunun niteliğiyle ressamların sanırım değer olarak tanımladığı şey arasında herhangi bir ayrım yapmasına hayal gücünün izin vermediğini fark ettim. Kavramaktan en büyük güçlüğü çektiği kısımsa her rengin daha açık ya da daha koyu olabilmesi ve sonsuz sayıdaki kombinasyonlarla birbirlerine karışıp yeni renkler meydana getirebilmeleriydi. Hiçbir şey bu kadar ilgisini çekmiyor, dönüp dolaşıp bu konuya geri dönüyordu. Bu sıralarda onu Neşatel'e götürüp bir konser dinletme fırsatı buldum. Her müzik aletinin senfoninin işleyişindeki rolü bu renk meselesine geri dönmeme vesile oldu. Gertrud'un bakır, telli ve üflemeli çalgıların çıkardığı seslerin nasıl birbirinden farklı olduğuna dikkat kesilmesini sağladım. Ardından bunların her birinin kendi özelliğine göre değişen şiddetlerde en pesinden en tizine kadar tüm sesleri çıkarabildiğinden söz ettim. Doğadaki renkleri de kafasında aynı böyle canlandırmasını isteyerek, örneğin kırmızı ve turuncu renkleri korların ve trombonların sesine, sarı ve yeşil renkleri kemanların, celloların, ve basların sesine, mor ve mavi renkleri flütlerin, klarnetlerin ve obuvaların sesine benzetebilirsin dedim. Kuşkuları yerini içten bir hayranlığa ve sevinçe bıraktı. Kim bilir ne kadar güzellerdir diye tekrar edip durdu. Sonra aniden, peki ya beyaz? dedi. Beyazın neye benzediğini kafamda tam canlandıramıyorum. O an renkleri müzik aletleriyle karşılaştırarak ne kadar mesnetsiz ve riskli bir iş yaptığımı anladım. Yine de sorusuna açıklık getirmeye çalışarak beyaz mı dedim. Beyaz tüm renk tonlarının birleştiği aydınlık eşiktir. Müzik aletlerinin en tiz seslerine benzer. Tıpkı siyahın tüm renk tonlarının birleştiği karanlık eşik olması gibi onun içinde müzik aletlerinin en pes sesleri diyebiliriz. Ancak yaptığım açıklama beni bile Gertrude'den daha az tatmin etti çünkü hemen üflemeli bakır ve yaylı çalgıların hem en tiz hem de en pes noktada birbirlerinden farklı sesler çıkardığına dikkatimi çekti. Daha önce de defalarca yaptığım gibi o anda ilkin kafam karışık halde sustus kaldım ve başvurabileceğim yeni bir benzetme aradım. Neden sonra "pekala" diyerek söze yeniden başladım. Beyazı baştan aşağı saf bir şey olarak hayal ettim. İçinde başka hiçbir renk barındırmıyor sadece ışıktan ve aydınlıktan ibaret. Siyahsa aksine bir sürü renge boğulduğundan kap karanlık bir hale dönüşmüş. Bu diyaloğu sıklıkla karşı karşıya kaldığım zorlukların bir örneği olarak buraya kaydediyorum sadece. Gertrude'ün bir iyi yanı vardı ki bir şeyi anlamadığında asla anlamış gibi yapmıyordu. Oysa insanlar çoğunlukla bunun tersini yapıp akıllarına muğlak ya da yalan yanlış bilgiler depolar ve bu yüzden de sağlıklı muhakeme yapamamaya başlarlar. Gertrude, bir konu hakkında net bir fikir edinene dek o konuyla ilgili her düşünce ona tasa ve sıkıntı veriyordu. Daha önce de bahsettiğim gibi, ışıkla ısı kavramlarını en başta yakinen ilişkilendirdiği için zorluk gitgide artmıştı ve daha sonraları da onları birbirinden ayırt ederek anlatmakta epey güçlük çektim. Böylece onun sayesinde gördüğümüz dünya ile duyduğumuz dünyanın birbirinden ne kadar farklı olduğunu ve bu ikisi arasında yapmaya çalıştığımız tüm karşılaştırmaların ne kadar eksik kaldığını tekrar tekrar deneyimliyordum. 29 Şubat. Yaptığım mukayeselere dalınca Gertrud'un döşeteldeki konserden ne kadar büyük bir keyif aldığından bahsetme fırsatım olmadı. Konserde tam da pastoral senfoni çalınıyordu. Tam da diyorum. Zira kolayca anlaşılabileceği gibi başka hiçbir eseri ona dinletebilmeyi bu kadar çok istemezdim. Konser salonundan çıkalı uzun zaman geçmişti ama Gertrude halen sessizdi ve mest olmuş gibiydi. Gördüklerini hakikaten onun kadar güzel mi? dedi nihayet. Ne kadar güzel mi canım? Dere kenarında sahne kadar. Ona bir çırpıda cevap veremedim. Çünkü bu tarifi imkansız harmoniler Dünyayı olduğu gibi değil, olabileceği gibi yani kötülüğün ve günahın barınamadığı haliyle betimliyordu. Şimdiye dek yer türüde kötülükten, günahtan ve ölümden söz etme cesaretini bulamamıştım. Gözleri olanlar mutluluklarının farkında değildir, dedim sonunda. Lakin gözleri olmayan ben duyabilmenin mutluluğunun farkındayım diye yanıtladı hemen. Yürürken beni sıkı sıkıya tutup küçük çocuklar gibi koluma asılıyordu. Rahip, şu an ne kadar bahtiyar olduğumu hissediyor musunuz? Hayır hayır, bunu sizi memnun etmek için söylemiyorum. Bir bakın bana, bir insan yalan söylüyorsa yüzünden okunmaz mı? Ben bunu karşımdaki kişinin sesinden çok iyi anlıyorum. Hani teyzem, karıma böyle sesleniyordu. Kendisi için bir şey yapmayı bilmediğinizi söyleyip sizi paylamıştı da ondan sonra bana her şeyin yolunda olduğunu ve ağlamadığınızı söylemiştiniz. O günü anımsıyor musunuz? O gün size yalan söylüyorsunuz rahip diye bağırmak istemiştim. <laughs> Bana yalan söylediğinizi sesinizden hemencecik fark etmiştim. Göz yaşı döktüğünüzü anlamak için yanaklarınıza dokunmama lüzum yoktu. Ardından hayır yanaklarınıza dokunmam gerekmiyordu bile diye yüksek sesle tekrarladı. Son söylediği yüzümü kızartmıştı. Çünkü halen şehrin göbeğindeydik ve yoldan geçenler dönüp bize bakıyordu. Ancak Gertrude konuşmaya devam etti görüyorsunuz ya. Beni kandırmak için kendinizi yormanıza gerek yok. Birincisi kör birini kandırmaya çalışmaktan bir korkaklık olur. İkincisi de gördüğünüz üzere boşuna uğraşmış olursunuz diye ekledi gülerek. Söylesenize rahip, mutsuz değilsiniz öyle değil mi? Mutluluğumun bir kısmının onun eseri olduğunu dile dökmeden ona hissettirmek istercesine elini dudaklarıma götürerek cevapladım. Hayır Gertrude, hayır mutsuz değilim. Neden mutsuz olayım ki? Yine de bazen ağlıyor musunuz? Evet, birkaç defa ağladım. Az önce bahsettiğim o günden beri ağlamadınız mı? Hayır, o günden beri hiç ağlamadım. Peki, artık içinizden ağlamak gelmiyor mu? Hayır, Gertrude. Söyleyin, o günden beri hiç yalan söylemek istediniz mi? Hayır, sevgili evladım. Beni asla kandırmaya çalışmayacağınıza söz verebilir misiniz? Söz veriyorum. Pekala. Öyleyse hemen söyleyin bakalım. Ben güzel miyim? Bu ani soru karşısında şaşkına döndüm. Bilhassa şu ana kadar Gertrude'un yatsınamaz güzelliğine dikkat etmek istemediğimden hayretim büsbütün arttı. Üstelik bu güzelliğinin farkına varmasını kesinlikle yararsız buluyordum. Hemen şöyle karşılık verdim. Bunu bilmenin senin için ne önemi var? Bu beni endişelendiren bir nokta. Şey olmadığımı bilmek istiyorum. Nasıl denir? Senfoni içinde kulak tırmalayan bir nota. Bunu sizden başka kime sorabilirdim rahip? Kendime elimden geldiğince savunarak, Bir rahip insanların yüz güzelliğiyle ilgilenmeye gerek duymaz şeklinde karşılık verdim. Niye? Çünkü ruh güzelliği onun için yeterlidir. Öyleyse çirkin olduğuma inanmamı tercih ediyorsunuz. Bunu söylerken öyle sevimli bir biçimde dudak bükmüştü ki kendimi tutamayarak isyan etmek zorunda kaldım. Gertrude, güzel olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bunun üzerine sessizliğe gömüldü ve yol boyunca değişmeyen ciddi bir ifade takındı. Eve girdiğimiz gibi Ameli, günümü nasıl geçirdiğimi onaylamadığını hissettirecek bir yol buldu. Bunu bana dışarı çıkmadan önce de söyleyebilirdi. Fakat tek kelime etmeden da gitmeme izin verdi. Her şeyi akışına bırakıp bu sayede saklı tuttuğu serzenişte bulunma hakkını sonradan kullanmayı huy edinmişti. Tam anlamıyla sitem etmese de sessizliği bir suçlama gibiydi. Gertrude'ü bir konsere götüreceğime bildiğine göre ne dinlediğimizi sorması çok doğal olmaz mıydı? Bu çocuğun sevinci, onu bu kadar mutlu eden şeyin ne olduğunu bilmeye yönelik en ufak bir ilgiyle katlanmaz mıydı? Ameli tamamen suskusu olmamıştı. En alakasız şeylerden bahsetmeye özellikle çaba sarf ediyor gibiydi. Ne zaman ki akşam oldu, ve çocuklar uyumaya gittiler, o zaman onu kenara çekip büyük bir ciddiyetle sordum. Ger türlü konsere götürdüğüm için kızgın mısın? Kendi çocukların için asla yapmayacağın şeyleri onun için yapıyorsun, cevabını aldım. Demek hep aynı yakınma ve tam da İncil'deki kıssada anlatıldığı gibi evde kalan çocukların değil de eve geri dönen çocuğun el üstünde tutulma sebebini anlamamak da aynı direniş. Ayrıca Bundan başka bir kutlama ümit etmeyen Gertrude'un engelini göz ardı etmesi beni incitiyordu. Genelde çok meşgulüm lakin Tanrı'nın takdiri ya, o gün boş vaktim vardı ve bu yüzden ameli sisteminde daha da haksız. Kendisi de pek hala biliyor ki her birinin yapacak bir işi ya da başka bir meşguliyeti olduğundan çocuklar benimle gelemezdi. Ameli de müzikten hiç hoşlanmaz. Öyle ki bol bol zamanı olsa ve konserde kapımızın önünde verilse dahi dinlemeyi aklının ucundan geçirmez. Amelie'nin bütün bu lafları Gertrude'ün önünde söylemeye cesaret etmesi beni daha fazla kederlendirdi. Çünkü karımı kenara çekip konuşmama rağmen sesini Gertrude'ün duyabileceği kadar yükseltmişti. Hissettiğim hüzünden ziyade öfkeydi. Amelie bir süre sonra yanımızdan ayrılınca Gertrude'ün yanına gidip küçük ve narin elini yüzüme götürdüm. İşte bu sefer ağlamadım, dedim. Gülümsemeye çalışarak, hayır bu sefer benim sıram diye karşılık verdi ve bana doğru kaldırdığı yüzünün gözyaşlarıyla ıslandığını gördüm. 8 Mart Ameli'ye sağlayabileceğim tek memnuniyet, hoşlanmadığı şeyleri yapmaktan geri durmaktır. Sadece bu tür olumsuz sevgi tezahürlerine müsaade eder. Yaşantımı ne kadar sınırlandırdığını asla idrak edemiyor. Ah, Tanrı nasip etseydi de! benden zor bir şey yapmamı isteseydi keşke. O zaman en tehlikeli işlere büyük bir neşeyle atılırdım. Lakin karım alışılmışın dışındaki her şeyden nefret ediyormuş gibi görünüyor. Öyle ki onun için hayatta ilerleme kaydetmek geçmişteki benzer günleri bir araya getirmekten ibaret. Benden ne yeni erdemler bekler ne de var olan erdemlerimin derinleşmesini ister. Hatta bunları yapsam da kabul etmez. Hristiyanlıkta içgüdülerin ehlileştirilmesi dışında başka mesajlar da keşfetmek isteyen ruhun tüm çabalarını şayet tasvip etmezse kaygıyla izler. İtiraf etmeliyim ki, Nöşetel'e gittiğimiz gün, Amelinin benden iki ricasını, tuhafiyecinin borcunu ödemeyi ve ona bir kutu iplik almayı unutmuştum. Kendime onun kızabileceğinden daha çok kızdım. Küçük şeylere sadık olan, büyük şeylere de sadıktır sözüne, riayet etmeye çalıştığımdan bunları unutmamayı kendime tembihlemiştim. Dahası bu durumdan çıkaracağı sonuçlar da beni korkutuyordu. Bunun için beni biraz azarlamasını bile isterdim. Zira bunu kesinlikle hak etmiştim. Ancak her zaman olduğu gibi hayali yakınmalar aleni suçlardan ağır basıyordu. Ah, aklımızda canlandırdığımız hayaletlere ve canavarlara kulak asmayıp gerçek dertlerle yetinseydik hayat ne kadar güzel, sefaletimiz ne kadar dayanılabilir olurdu. Aslında daha çok bir vaza yakışacak bu konuyu da burada not edeceğim. Elbette burada aktarmaya başladığım Gertrude'un zihinsel ve ahlaki gelişimi. Buna geri dönüyorum. Bu gelişme sürecine adım adım takip edebileceğimi umarak her şeyi ayrıntılarıyla anlatmaya başlamıştım. Ancak tüm aşamaları titizlikle not etmek için zamanımın olmaması bir yana bugün olaylar zincirini tam olarak hatırlayabilmem de son derece zor. Buradaki anlatımın beni sürüklediği için Önce Gertrude'un kimi düşüncelerinden ve onunla yakın zamanlarda yaptığımız kimi sohbetlerden bahsettim. Öyle ki bu sayfaları eskaza okuyan biri onun bu kadar yerinde ve mantıklı konuştuğunu öğrenince şaşkınlığa uğrayacaktır şüphesiz. Gerçekten de inanılmaz hızla ilerleme kaydediyordu. Ona sunduğum akıl antrenmanlarıyla önüne gelen diğer bilgileri zekasıyla çabucak kavramasına ve bunları özümleme, Sürekli olgunlaşma çabasıyla benimsemesine hayranlık duyuyordum. Düşüncelerimi önceden tahmin ederek hatta onların da ötesine geçerek beni şaşırtıyordu. Neredeyse bir dersten diğerine dek o kadar gelişiyordu ki öğrencimi artık tanıyamıyordum. Birkaç ayın ardından zekasının uzun bir süre uykuda kalmış olduğunu anlamak dahi olanaksız hale gelmişti. Aynı zamanda dış dünyanın tesiriyle daha savruk hale gelen ve bir sürü anlamsız meşguliyet yüzünden dikkatleri dağılan çoğu genç kızdan daha fazla dirayet gösteriyordu. Üstelik yaşı da ilk başta tahmin ettiğimizden daha büyükmüş sanırım. Körlüğünü bir avantaja çevirmeye çalışıyor gibiydi. Öyle ki bu engelin pek çok açıdan ona bir menfaat sağlayıp sağlamadığından şüphelenmeye başladım. O istemeden Charlotte'la kıyaslıyordum ve bazen kızıma derslerinde yardım ederken aklının etrafta uçan minicik bir sinek yüzünden bile dağıldığını görünce içimden gözleri görmeseydi beni nasıl da daha iyi dinlerdi diye geçiriyordum. Diğer türünün okumaya epey hevesli olduğunu belirtmeye bile gerek yok. Lakin düşüncelerine mümkün olduğunca eşlik edememekten endişe duyduğum için çok okumamasını, en azından bensiz çok okumamasını yeğliyordum. Bu bir protestan için tuhaf görünebilir ama özellikle de İncil okumaya Kendini kaptırmasına pek rızam yoktu. Bu konuya açıklık getireceğim fakat böylesine önemli bir mevzuyu ele almadan evvel hatırladığım kadarıyla Neuchatel'deki konserden kısa bir süre sonra meydana gelen ve müzikle alakalı küçük bir olaydan bahsetmek istiyorum. Evet, bu konser galiba Jacques'ın yaz tatili için yanımıza gelmesinden 3 hafta önce gerçekleşmişti. Bu arada Gertrude'ü Şimdilerde yanında yaşadığı bayan Emin merasimlerde sıkça çaldığı şapelimizin küçük orgunun başına birkaç kere oturtmuştum. Louis de la M. Gertrude müzik eğitimi vermeye henüz başlamamıştı. Müziği severim sevmesini ama hakkında çok bir bilgim yoktur. Ve Gertrude klavyenin başına geçtiğimde de ona bir şeyler öğretme konusunda kendimi yetkin hissetmiyordum. Daha ilk teşebbüsümde bana, hayır izin verin, tek başıma denemeyi tercih ederim demişti hem bu kutsal mekana saygımdan hem de her ne kadar hesaba katmamaya çabalasam da dedikoduculardan korktuğumdan bu isteğini seve seve yerine getirdim. Kaldı ki bu müzik aktivitesi kendimden ziyade onun içindi. O civarda bir dini vazifem olduğu zaman onu kiliseye götürüp orgun başına bırakıyordum. Sıklıkla uzun saatler süren işimden dönüşte de geri alıyordum.'' yeni ses kombinasyonları bulmak için sabırla çalışırdı ve akşama doğru uzun süreli keyfe sürüklendiği bir armoninin üzerinde çalışırken bulurdum onu. Bundan altı ay kadar önce, Ağustos ayının ilk günlerinde yakınını kaybeden yaslı ve yoksul bir dul kadına taziyeye gitmiştim. Fakat kadını evde bulamayınca Gertrude'u almak amacıyla kiliseye geri döndüm. Bu kadar erken dönmemi beklemiyordu ve yanında Jacques'ı görünce hayli afalladım. İçeri girdiğim ikisi de işitmemişti. Çünkü orgun sesi çıkardığım belli belirsiz gürültüyü bastırıyordu. Birilerini gözetlemek yaratılışıma tamamen aykırıdır ama Gertrude'le alakalı her şey konusunda son derece hassasımdır. Bu yüzden kürsüye giden merdivenin birkaç basamağını parmak ucunda çıkıp harika bir gözetleme noktası buldum. Şunu belirtmeliyim ki orada durduğum süre boyunca ikisi de ben yanlarındayken söyleyebilecekleri dışında tek kelime etmediler. Ancak Jack Gertrude'e çok yakın oturuyordu ve defalarca onun elini tutup parmaklarını orgun tuşlarında gezdirdiğine tanık oldum. Gertrude'nin bana daha önce kendi kendine öğrenmeyi arzuladığını söylemesi, şimdi de Jack'ın yardımını kabul etmesi tuhaf değil miydi? Çok şaşırmış, kendime bile itiraf edemeyeceğim kadar çok eleme kapılmıştım. Öyle ki hemen müdahale etmeyi düşündüm. Tam o sırada Jack saatine baktı. Senden ayrılma vakti geldi, babam dönmek üzeredir. Gertrude'nin ona uzattığı elini dudaklarına götürdüğünü gördüm. Ardından çıkıp gitti. Birkaç dakika sonra merdivenlerden sessizce indim ve Gertrude'un duyabileceği şekilde kilisenin kapısını açtım ki yeni geldiğimi sansın. ''Ee Gertrude, söyle bakalım eve dönmeye hazır mısın?'' diye sordum. ''Ork çalışmaları nasıl gidiyor?'' Oldukça doğal bir ses tonuyla çok iyi diyerek yanıtladı. Bugün gerçekten ilerleme kaydettim. Yüreğimi büyük bir hüzün sardı. Ama ne o ne de ben biraz önce anlattıklarımın bahsini açtık. Jack'la yalnız kalmak için sabırsızlanıyordum. Karım, Gertrude ve çocuklar genellikle akşam yemeğinden sonra odalarına çekilir, Jack'la beni gecenin ilerleyen saatlerine kadar işle güçle ilgilenmeye bırakırlardı. İşte tam bu anı kolluyordum. Lakin onunla konuşmadan hemen önce kalbim öyle sıkıştı, içime öyle bir sıkıntı doldu ki bana işkence eden bu konuyu nasıl açacağımı bilemiyor, Buna cesaret edebileceğimden şüphe ediyordum. Bundan sonra tüm tatilleri yanımızda geçirmeye karar verdiğini söyleyerek sessizliği bozan o oldu. Halbuki birkaç gün önce yukarı alplere bir seyahat planladığını bildirmişti ve karımla birlikte bu planı epey hoşnut karşılamıştık. Bu seyahate beraber çıkacağı arkadaşı T'nin onu beklediğini biliyordum. Bu yüzden bu ani karar değişikliğinin kilisede yakaladığım sahneyle ilgili olduğu gayet açıktı. İlkin içimde devasa bir öfke alevlendi. Fakat duygularımı belli edersem, oğlumun içine kapanacağından ve çok ağır sözler sarf edip sonra pişmanlık duyabileceğimden korktuğum için kendime zar zor hakim olup elimden gelen en doğal ses tonuyla şöyle dedim. Tenin seyahat için seni beklediğini sanıyordu. Bu video bir roman bir hikaye YouTube kanalı için hazırlanmıştır. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır beni muhakkak beklediği falan yok. Üstelik ona eşlik edecek başka birini kolayca bulur. Yüksek arazide dinlendiğim kadar burada da dinlenebiliyorum. Ve buradayken zamanımı dağlarda gezinmek yerine daha iyi değerlendirebileceğime inanıyorum. Nihayet burada kendine bir meşgale buldun mu? Muhtemelen sesinde bir ironi sezdiğinden gözlerini bana dikti ama bunun nedenini henüz çözemediği için rahat bir tavırla konuşmayı sürdürdü. Kitapları her zaman dağcı değneğine tercih ettiğimi bilirsiniz. Bu sefer de ben gözlerimi dikerek, biliyorum dostum dedim. Lakin ork derslerine eşlik etmenin sana kitaplardan daha çekici geldiğini düşünmüyor musun? Hiç şüphesiz kıp kırmızı kesildiğini hissetti ki, sanki lambadan gelen ışığı engellemek istiyormuşçasına elini alnına götürdü. Ancak çabucak toparlandı ve kendinden daha az emin olmasını diletecek bir tonda karşılık verdi. Beni fazla suçlamayın babacığım. Sizden bir şey gizlemeye niyetim yok. Her şeyi itiraf etmek üzereydim fakat siz benden önce davranıp konuya girdiniz. Sanki kitap okuyormuş gibi konuşuyor, cümlelerini o kadar sakince tamamlıyordu ki, sanki kelimeler kendiliğinden dökülüyordu ağzından sergilediği olağanüstü kendine hakim olma kabiliyeti tepemin tasını attırıyordu. Lafını böleceğimi hissederek, hayır önce ben sözümü bitireyim, siz sonra konuşursunuz dercesine elini kaldırdı ama ben kolunu tutup sarstım. Gertrude'un temiz ruhunun sıkıntı verdiğini görmektense seni bir daha görmemeyi tercih ederim diye hiddetle bağırdım. İtiraflarına ihtiyacım yok. Zayıflığı, masumiyeti ve temiz yürekliliği suistimal etmek yapabileceğini asla düşünmediğim bir alçaklık. Bir de bunu tiksindirici bir soğukkanlılıkla anlatıyorsun bana. Şimdi beni iyi dinle. Gertrude'den ben sorumluyum ve onunla konuşmana, ona dokunmana, onu görmene bir gün daha müsamaha gösteremem. Beni çileden çıkaran aynı sakin ifadeyle. Ancak babacığım inanın bana, ben de Gertrude'e en az sizin kadar saygı duyuyorum dedi. Bunda kınanmaya değecek bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onunla ilgili ne uygunsuz davranışlar sergiliyorum, ne kötü emeller güdüyorum, ne de kalbimin en gizli yerlerinde nahoş düşünceler besliyorum. Gertrude'u seviyorum ve sevdiğim kadar da saygı duyuyorum. Ona sıkıntı verme ve masumiyetini, körlüğünü suistimal etme düşüncesi sizi olduğu kadar bana da iğrenç geliyor. Ardından onun için bir destekçi, bir dost, bir koca olmayı arzuladığını onunla evlenmeye karar verene dek bana bundan söz etmeye gerek duymadığını, Gertrude'ün henüz bu karardan haberi olmadığını ve önce benimle konuşmak istediğini söyledi. İşte size itiraf etmek istediğim buydu diye ekledi. İnanın bana, itiraf edecek başka hiçbir şeyim yok. Bu sözler karşısında şaşkına döndüm. Jack'ı dinlerken şakaklarımın zonkladığını hissediyordum. Sadece sitem etmeye hazırlanmıştım ama o benim öfkelenmem için her türlü nedeni ortadan kaldırdığından kendimi öylesine çaresiz hissettim ki konuşmasının sonunda ona söyleyecek başka bir şey bulamadım. Uzun bir sessizlikten sonra haydi gidip yatalım dedim. Ayağa kalkıp elimi omzuna koydum. Yarın sana bütün bunlar hakkında ne düşündüğümü söyleyeceğim. En azından artık bana kızgın olmadığınızı söyleyin. Gece bunu düşünmem lazım. Ertesi gün Jacques'la karşılaştığımda sanki ona ilk defa bakıyormuşum gibi hissettim. Birdenbire oğlumun artık bir çocuk değil, genç bir adam olduğunu fark ettim. Onu çocuk olarak gördüğüm sürece beni şoka uğratan bu aşk gözüme korkunç gelebilirdi. Oysa tüm gece boyunca kendimi bunun doğal ve normal olduğuna ikna etmiştim. Peki nasıl olmuştu da hoşnutsuzluğum iyice artmıştı? Bunun sebebini bir müddet sonra anlayacaktım. Şimdilik şakla konuşmam ve kararımı bildirmem gerekiyordu. Lakin vicdanım kadar kesin bir içgüdü bana bu evliliğin ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini telkin ediyordu. Şakı bahçenin sonuna götürüp konuşmaya başladım. Gertrude duygularından söz ettin mi? Hayır dedi. Belki de aşkımı hissediyordur ama henüz itiraf etmedim. İyi o zaman. Şimdilik ona bundan bahsetmeyeceğine söz vermeni istiyorum. Size itaat edeceğime dair kendime söz verdim babacığım. Fakat neden böyle bir şey talep ettiğinizi öğrenebilir miyim? Aklıma ilk gelen nedenlerin, ileri sürülecek en mühim nedenler olup olmadığını pek de bilemediğimden sorusunu yanıtlamak konusunda tereddütte kaldım. Aslına bakarsanız burada mantığımdan ziyade hislerimle hareket ediyordum. Gertrude daha küçük dedim nihayet. Bir düşün, henüz ilk kominyon ayinine bile katılmadı. Ne yazık ki diğer çocuklara benzemediğini, ve gelişiminin büyük ölçüde geciktiğini biliyorsun. Hayli hassas ve her şeye inanmaya hazır olduğundan işiteceği ilk aşk sözcüklerinden çabucak etkilenecektir. Bu sözcükleri ona söylememen işte bu yüzden önemli. Kendini savunamayan birini ele geçirmeye çabalamak alçaklık olur. Ve senin alçak olmadığını biliyorum. Duygularının kınanacak bir yanı olmadığını söylüyorsun ama zamansız yeşerdikleri için onları kabahatli buluyorum. Gertrude, henüz ihtiyatlı davranmayı bilmiyor. Onun yerine bunu biz yapmalıyız. Bu vicdani bir vazifedir. Jack'ın en sevdiğim niteliği vicdanlı olmasıdır. Onu herhangi bir şeye ikna etmek istiyorsanız, çocukluğunda da sık sık tekrarladığım basit vicdanına sesleniyorum sözlerini sarf etmeniz yeterlidir. Bu esnada bir yandan da ona bakıp Gertrude'ün şimdi onu görebilseydi, bu uzun, zarif ve düzgün vücuda, bu kırışıksız ve güzel alına, bu samimi bakışa, ansızın ciddiyetle gölgelenmiş gibi görünen bu çocuksu yüze tutulmaktan kendini alamayacağını düşünüyordum. Başında şapka yoktu ve o zamanlar epey uzun olan küllü sarı saçları şakaklarına doğru hafifçe kıvrılıp kulaklarını yarıya kadar gizlemişti. Oturduğumuz banktan kalkarken, ''Senden bir şey daha isteyeceğim.'' dedim. ''İki gün sonra evden ayrılma niyetinde olduğunu söylüyordun. Senden bunu ertelememeni rica ediyorum.'' Bir ay boyunca seyahatte olacaktın. Bir gün bile erken gelmemelisin. Anlaşıldı mı? Evet babacığım. Söylediklerinizi yapacağım. Sanki beti benze atmıştı. Hatta dudakları bile bembeyaz kesilmişti. Lakin bana bu kadar tez itaat ettiği için aşkının çok da güçlü olmadığına kanaat getirdim ve ardından tarifsiz bir rahatlama hissettim. Üstelik bu uysallığı beni çok duygulandırmıştı. İşte o çok sevdiğim oğlumu yeniden buldum dedim usulca ve onu kendime çekerek alnından öptüm. Biraz geri çekildi fakat bunun beni üzmesine izin vermek istemedim. 10 Mart Evimiz o kadar küçük ki deyim yerindeyse üst üste yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu durum bazen işimi yaparken de epey sıkıntı yaratıyor. Köşeme çekilip işlerimle meşgul olabilmek ve konuklarımı ağlayabilmek için birinci katta kendime ufak bir oda ayırdım. Lakin aileden biriyle konuşmak istediğimde bu odayı kullanmak rahat hissettirmiyor. Çünkü görüşmemiz aşırı resmi bir havaya bürünüyor. Girmeleri yasak olduğundan çocuklar buraya şaka yollu kutsal mekan ismini takmışlardı. Şakın yürüyüş ayakkabısı almak için Nöşetel'e gittiği sabah hava çok güzel olduğundan çocuklar öğle yemeğinden sonra Gertrude'le dışarı çıkmışlardı. Kimi zaman Gertrude onlara, kimi zaman da onlar Gertrude'e rehberlik ediyorlardı. Özellikle Charlotte'un Gertrude'e çok yakın davrandığını burada memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu yüzden her zaman büyük salonda yaptığımız çay saati sırasında Amelie ile yalnız kalmıştım. Arzuladığım da buydu. Zira ne zamandır onunla konuşabilmeyi umuyordum. Karımla ayda yılda bir baş başa kaldığımızda biraz çekingen hissettim. Üstelik bahsini açacağım konunun önemi canımı sıkıyordu. Sanki anlatacağım Jack'ın değil de benim itirafımdı. Ağzımı açmadan önce tümüyle aynı hayatı yaşayan ve birbirini seven iki insanın aralarına duvar örülmüş gibi birbirlerine nasıl bu denli yabancı kalabildiklerini merak ediyordum. Böyle bir durumda bizim karşımızdakine veya karşımızdakinin bize yönelttiği sözler, ayırıcı duvarın ne kadar dirençli olduğunu ve şayet dikkatli davranmazsak daha da kalınlaşabileceği konusunda bizi ikaz eden sonda darbeleri gibi acı acı yankılanır. Ameli çayları doldururken Jack dün akşam ve bu sabah benimle konuştu diyerek lafa girdim. Jack'ın sesi dün benimle konuşurken nasıl kendinden emindiyse benimki de aksine bir o kadar titrekti. Gertrude'a duyduğu aşktan bahsetti. Yüzüme bakmadan ev işleriyle uğraşmayı sürdürerek sana içini dökmekle iyi etmiş dedi. Çok doğal bir şey söylüyormuşum. Daha doğrusu zaten bildiği bir şeyi açıklıyormuşum gibi davranıyordu. Bana onunla evlenmek istediğini söyledi. Kararı omuzlarını hafifçe silkerek böyle olacağı gün gibi ortadaydı diye mırıldandı. Biraz sinirli bir ifadeyle şüpheleniyor muydun yani diye sordum. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi fakat erkekler bu gibi şeylerin farkına varmazlar tabii. Ters konuşup ortalığı kızıştırmam manasız olacağından ve söylediklerinde az çok gerçeklik bayı bulunduğundan sadece itiraz ettim. O zaman beni uyarabilirdin tereddütte kaldığı zamanlar olduğu gibi dudağının kenarında hafif gergin bir tebessüm belirdi. Başını sallayarak karşılık verdi. Farkına varamadığın her şey konusunda seni uyarmaya kalksaydım ne ima ediyordu? Bunu bilmiyordum ve öğrenmeye çalışmakta istemiyordum. Aldırışı etmeyerek konuşmayı sürdürdüm. Her neyse, senin bu konu hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. İçini çektikten sonra karşılık verdi. Biliyorsun canım bu çocuğun bizimle yaşamasını hiçbir zaman onaylamadım. Bu şekilde geçmişe atıfta bulunduğunu görünce sinirlerime hakim olmak için kendimi zorladım. Şu an söz konusu olan Gertrude'ün evdeki varlığı değil dedim ama Ameli çoktan konuşmaya devam ediyordu. Bu kızın bizimle kalmasının istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini hep düşündüm. Uzlaşmayı o kadar çok istiyordum ki bu cümleyi havada kaptım. Demek böyle bir evliliği talihsiz buluyorsun işte senden duymak istediğim de tam olarak buydu. Hem fikir olduğumuza sevindim. Jack'ın öne sürdüğüm sebeplere ses çıkarmadan boyun eğdiğini, Amelie'nin bu konuda endişelenmesi gereken bir şeyin kalmadığını söyledim. Oğlumuzun bir ay sürecek seyahati yarın çıkmayı kabul ettiğini de ekledim. Döndüğünde Gertrud'u burada bulmasını uygun görmediğimden en iyisinin onu bayan Em'e emanet etmek olduğunu düşündüm. Böylece onu orada görmeye devam edebilirim zira ona karşı ciddi sorumluluklarım olduğunu yatsıyamam. Yeni ev sahibesinin nabzını yokladım. Bize yardımcı olmayı çok istiyor. Böylece sen de canını sıkan birinin varlığından kurtulacaksın. Louis de Laem, Gertrude ilgilenecek, bu çözümden memnun kaldı. Ona ork dersleri vermek için şimdiden sabırsızlanıyor. Ameli sessiz kalmaya kararlı gibi görünüyordu ama ben konuşmayı sürdürdüm. Jack'ın arkamızdan oraya gidip ile görüşmesini engellememiz gerektiğinden bayan Emi durumdan haberdar etmek sence de iyi olmaz mı? Bu soruyla Amelie'nin ağzından laf almaya çalışıyordum. Fakat o hiçbir şey söylememeye yemin etmişçesine dudaklarını mühürlemişti. Söyleyecek bir şeyim olduğundan değil de sırf sessizliğine katlanamadığım için devam ettim. Kaldı ki Jack belki bu seyahatten aşkını geride bırakarak döner. O yaşlarda insan ne arzuladığını gerçekten bilebilir mi? Tuhaf bir şekilde, ah çok sonraları bile her zaman bilemeyebilir, dedi nihayet. Kullandığı muğlak ve imalı ses tonu beni rahatsız etti. Çünkü mizacım gereği açık sözlüğümdür. Üstü kapalı konuşmalardan hoşlanmam. Ona dönüp bu sözlerle ne kastettiğini açıklamasını rica ettim. Hüzünlü bir ifadeyle, hiçbir şey kastetmedim canım, diyerek karşılık verdi. Farkına varmadığın şeyler konusunda bazen ikaz edilmek istediğini belirtiyordun ya, onu düşünüyordum. Ee yani, yani ikaz etmenin her zaman öyle çok da basit olmadığını söylüyordum kendi kendime. Ona üstü kapalı konuşmalardan nefret ettiğimi ve ilkelerim gereği her türlü imayı reddettiğimi söyledim. Seni anlamamı istediğin zaman kendini daha açık bir şekilde ifade etmeye çalış diye karşılık verdim. Belki de biraz sert çıkışmıştım. Ve hemen pişman oldum çünkü bir anlığına dudaklarının titrediğini gördüm. Başını çevirip ayağa kalktı ve odanın içinde sendeleyerek birkaç tereddütlü adım attı. Amel'i her şey çözüldüğüne göre neden hala kendini perişan ediyorsun diye bağırdım. Bakışlarımın onu rahatsız ettiğini hissettim. Arkamı dönüp dirseklerimi masaya dayadım ve başımı da elime yaslayarak şöyle dedim. Az önce sana biraz sert çıkıştım özür dilerim. O zaman bana yaklaştığını duydum parmaklarını yavaşça alnıma koyarak şefkat dolu, ağlamaklı bir sesle zavallı dostum dedi. Hemen ardından odadan çıkıp gitti. Amelie'nin bu sözleri o zaman bana anlaşılmaz geldi. Lakin daha sonra ne demek istediğini anlayacaktım. Onları buraya olduğu gibi aktardım. O gün anlayabildiğim tek şey Gertrude'un gitme vaktinin geldiğiydi. 12 Mart Gertrude e, her gün biraz zaman ayırmayı kendime görev edinmiştim. Ve bu da o günkü işlerimin yoğunluğuna göre birkaç saat ya da birkaç dakika oluyordu. Ameli ile bu konuşmayı yapmamızın ertesi günü epey bol vaktim vardı ve havanın güzel olmasından faydalanarak Gertrude'ü ormanda geziye çıkardım. Jura dağlarının kıvrıldığı yerde, engin toprakların ötesinde uzanan sis bulutu içindeki beyaz alplerin, açık havada ağaç dallarından oluşan perdenin arasından yükselen Harika manzarasının göründüğü noktaya kadar gittik. Genelde oturduğumuz yere vardığımızda güneş sol tarafımızdan bakmaya başlamıştı. Ayaklarımızın altında kısa ama gür otlardan müteşekkil bir çayır uzanıyordu. Biraz ileride ise birkaç inek otluyordu. Bu dağ sürülerindeki ineklerin boynunda mutlaka bir çıngırak asılıdır. Bu çıngırakların sesini dinleyen Gertrude, ''Onlar da manzarayı böyle resmediyorlar.'' dedi. Her gezintiye çıktığımızda yaptığı gibi benden şu an nasıl bir yerde bulunduğumuzu tasvir etmemi istedi. Burayı zaten biliyorsun dedim. Alplerin göründüğü yamaçtayız. Bugün onları düzgünce görebiliyor musun? Tüm görkemleriyle karşımızda duruyorlar. Bana her gün biraz farklı göründüklerini söylemiştiniz. Bugün onları neye benzetsem? Sıcak bir yaz gününde duyulan susuzluğa, akşam olmadan havanın içinde eriyip gidecekler. Karşımızdaki çayırda zambak olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Hayır Gertrud. Birkaç nadir türü dışında zambaklar bu yükseklikte yetişmez. Kır zambağı denilen tür de mi yok? Bu kırlarda hiç zambak yok. Nöşitel çevresindeki kırlarda bile mi yok? Kır zambağı isminde bir tür yok. Öyleyse İsa neden kır zambaklarına bakın diyor? Öyle dediğine göre onun zamanında vardı şüphesiz ama insanlar toprağı işledikçe yok olmuşlardır. Bana sık sık bu dünyanın en büyük ihtiyacının güven ve sevgi olduğunu söylediğinizi anımsıyorum. Biraz daha güvenle insanların kır zambaklarını yeniden görebileceğini düşünmüyor musunuz? İnanın bana, İsa'nın bu sözlerini her işittiğimde o kır zambaklarını görüyorum. Onları size tasvir etmemi ister misiniz? Alevden çanlara benziyorlar aşk kokusuyla dolu, akşam rüzgarıyla salınan büyük gök mavisi çanlar. Neden önümüzdeki çayırda hiç zambak olmadığını söylüyorsunuz? Kokularını alıyorum. Çayırın onlarla dolu olduğunu görüyorum. Senin gördüğünden daha güzel değiller Gertürdüm. Um. Hayır, daha da güzel olduklarını söyleyeyim. Senin onları gördüğün kadar güzeller. İsa'dan alıntı yaparak size doğrusunu söyleyeyim, tüm ihtişamıyla Süleyman bu zambaklardan birisi kadar bile güzel giyinmiş değildi, dedi. Sesi öyle ezgili ve hoştu ki bu sözleri ilk kez duyuyormuşum gibi hissettim. Tüm ihtişamıyla kısmını düşünceli düşünceli tekrarladı ve bir müddet sessiz kaldı. Bunun üzerine konuşmayı ben sürdürdüm. Sana söylemiştim Gertrude, gözleri olanlar bakmayı bilmiyorlar. Sonra yüreğimin derinliklerinden şu duanın yükseldiğini işittim. Ey Tanrım, akıllıları mahrum bıraktıklarını, düşkünlere bahşettiğin için sana şükürler olsun. Şen şakrak bir coşkuyla, bir bilseniz diye bağırdı. Ah tüm bunları ne kadar kolay hayal ettiğimi bir bilseniz. Dinleyin, size manzarayı tasvir etmemi ister misiniz? Arkamızda, üstümüzde, çevremizde mis reçine kokulu, koyu kırmızı gövdeli, rüzgar eğip bükmek istediğinde sızlanan koyu renkli ve uzun dallara sahip koca koca çamlar sıralanıyor ayaklarımızın altında dağın üzerine konulmuş açık bir kitap misali yayılan ve gölgeler altında mavileşip güneşle altına dönen yem yeşil ve engin çayır serili. Bu kitabın sözcükleri ise yılan otu, rüzgar çiçeği, düğün çiçeği, güzel Süleyman zambakları gibi çiçekler. Söylediğinize göre insanların gözleri kapalı olduğu için bu sözcükleri okumaya melekler geliyor. İnekler de onları çıngıraklarıyla heceliyor. Kitabın alt kısmında ise dumanı tüten, bizden uzaklardaki büyüleyici alplerden başka yere kıyısı olmayan ve sütten oluşmuş büyük bir nehrin gizemli uçurumları örterek çağladığını görüyorum. Orası Jack'ın gitmesi gereken yer işte. Söyler misiniz, yarın yola çıkacağı doğru mu? Evet, yarın yola çıkması gerekiyor. Sana söyledi mi? Söylemedi fakat ben anladım. Orada uzun süre mi kalacak? Bir ay kadar. Sana bir şey sormak istiyorum Gertrude. Neden Jack'ın seninle buluşmak için kiliseye geldiğini bana söylemedi? Yalnızca iki kez geldi. Ah, sizden hiçbir şey saklamak istemiyorum fakat sizi incitmekten korktum. Asıl bunu söylemeyerek beni incittin. Elleri ellerimi aradı. Gideceği için üzgündü. Söyle bana Gertrude, sana aşık olduğunu söyledi mi? Söylemedi ama ben bunu yine de hissettim. Beni sizin kadar sevmiyor. Peki ya sen Gertrude? Onun gittiğini görmek sana acı veriyor mu? Bence gitmesi daha iyi olacak. Bana hislerinden söz etseydi ona verecek bir yanıt bulamazdım. Yine de söyle, gittiğini görmek sana acı veriyor mu? Sevdiğim kişinin siz olduğunu çok iyi biliyorsunuz rahip. Ah, elinizi neden çekiyorsunuz? Evli olmasaydınız sizinle böyle rahatça konuşamazdım. Zaten kimse kör bir kızla evlenmez. O zaman niye birbirimizi sevmeyelim ki? Söyleyin rahip, sizce bu kötü bir şey mi?'' Aşk asla kötülük barındırmaz. Yüreğimde yalnızca iyilik hissediyorum. Jack'a acı çektirmek istemiyorum. Kimseye acı çektirmek istemiyorum. Herkese sadece mutluluk getirmek istiyorum. Jack sana evlenme teklif etmeyi düşünüyordu. Yola çıkmadan evvel onunla konuşmama izin verir misiniz? Beni sevmekten vazgeçmesi gerektiğini anlasın istiyorum. Rahip, kimseyle evlenemeyeceğimi siz anlıyorsunuz değil mi? Onunla konuşmama müsaade edeceksiniz değil mi?'' Pekala. Hemen bu akşam. Hayır, yarın yola çıkmak üzereyken. Güneş yüce bir ihtişamla batıyordu. Hava ılıktı. Oturduğumuz yerden kalkıp karanlık çökmüş yollardan sohbet ede ede geçerek geri döndük. İkinci defter. 25 Nisan. Bu defteri bir süreliğine kenara atmak zorunda kalmıştım. Kar nihayet eriyip yollar açılmaya başlar başlamaz, köyümüz hava koşullarının esareti altındayken günlerce ertelemek mecburiyetinde kaldığım bir sürü vazifemi yerine getirmem gerekti. Sadece dün biraz boş vakit bulabildim. Dün gece bu deftere yazdığım her şeyi tekrar okudum. Bugün kalbimdeki uzun zamandır itiraf edemediğim hisse bir isim koymaya cesaret edebiliyorum. Bu sayede de şimdiye dek neden yanıldığımı, Amelie'nin buraya aktardığım bazı sözlerinin bana neden gizemli geldiğini ve Gertrude'ün saf itiraflarından sonra dahi onu sevip sevmediğimden nasıl şüphe duymaya devam edebildiğimi kendime kısmen izah edebiliyorum. Her ne kadar evlilik dışı bir aşkı tanımayı kabul etmesem de beni Gertrude bu kadar tutkuyla bağlayan duygularda yasak bir şey görmüyordum. Hatta itiraflarının saflığı ve içtenliği bana güven verdi. Kendi kendime o yalnızca bir çocuk diyordum. Gerçek aşk yanında kafa karışıklığı ve utanç getirir. Bana gelince onu sadece engelli bir çocuğu sevdiğim gibi sevdiğime kendimi ikna etmiştim. Onunla hasta biriyle ilgileniyormuş gibi ilgileniyor ve bunu ahlaki bir yükümlülük addediyordum. Evet, gerçekten daha önce belirttiğim gibi Gertrude'un bana itirafta bulunduğu akşam kendime o kadar hafiflemiş, o kadar şen hissediyordum ki aramızda geçenleri buraya aktarırken dahi o içine düştüğüm yanılgının etkisindeydim böyle bir aşkın ayıp olduğuna inanıyor ve ayıplanacak her türlü şeyin ruhu yozlaştırdığını düşünüyordum. Nihayetinde ruhumda bir ağırlık hissetmediğimden bunun aşk olduğuna inanmıyordum. Önceki konuşmalarımızı yalnızca olduğu gibi aktarmakla kalmayıp benzer bir ruh haliyle yazıya dökmüştüm. Doğruyu söylemek gerekirse dün gece hepsini yeniden okuyunca gerçek manalarını kavradım. Jack'ın okul için ayrılmasından kısa bir süre sonra Hayatımız eski sakin haline geri dönmüştü. Seyahate çıkmak üzereyken Gertrude'un onunla konuşmasına izin vermiştim ve tatilinin son günlerini bizimle geçirmek için döndüğünde ya Gertrude'den kaçmış ya da sadece benim önümde onunla konuşmuştu. Gertrude daha önce kararlaştırdığımız gibi artık Bayan Louise'de kalıyordu ve her gün onu ziyarete gidiyordum. Lakin aşktan korktuğum için bizi duygusallaştırabilecek hiçbir mevzudan söz etmemeye çalışıyordum. Onunla sadece bir rahip olarak ve çoğunlukla Louis yanımızdayken konuşuyordum. Bilhassa dini eğitimiyle ilgilenerek onu Paskalya'da katılacağı ilk kominyon ayinine hazırlıyordum. Paskalya günü ayinde ben de yer aldım. 15 gün kadar önceydi. Bir haftalık tatili yanımızda geçirmek için gelen Jack'ın kutsal masada bana eşlik etmemesine çok şaşırdım. Ayrıca evliliğimizden bu yana Amelie'nin ilk kez bu ayine katılmaktan geri durduğunu üzülerek ifade etmem gerek. Sanki sevincime gölge düşürmek uğruna bu mühim dini törene katılmamak üzere sözleşmişlerdi. Bu noktada Gertrude'ün yaşananları görememesine ve gölgenin ağırlığını tek başına sırtlanacağıma memnundum. Amelie'yi bu davranışının ardında dolaylı bir sitem yattığını anlayacak kadar iyi tanırım. Bir şeyi onaylamadığını asla alenen göstermez, itirazını böyle uzak durarak belirtmeyi seçer. Bu tür bir dargınlığın, yani onda gözlemlediğim haliyle Amelie'nin ruhunu kutsal vecibelerden alıkoyması karşısında derin bir üzüntü duyuyordum. Eve döndüğümde yüreğimin tüm samimiyetiyle onun için dua ettim. Jack'ın ayine katılmamasına gelince bunun altında tamamen başka sebepler yatıyordu ve kısa süre sonra onunla yaptığım bir konuşma her şeyi aydınlattı. 3 Mayıs. Gertrude verdiğim din eğitimi İncili yeni bir gözle tekrar okumamı sağladı. Bu sayede Hristiyanlık inancını meydana getiren kavramların çoğunun İsa'nın sözleri yerine Aziz Pavlus'un yorumlarından alındığını gitgide daha iyi anladım. Jack'la yaşadığım tartışmanın konusu da tam olarak buydu biraz sert mizaçlı olduğundan kalbi aklına yeterince his aşılayamıyordu ve bundan ötürü de gelenekçi, dogmatik bir insana dönüştü. Hristiyanlık öğretisinden sadece hoşuma gideni aldığımı söyleyip beni kınıyor. Ancak ben İsa'nın şu ya da bu sözü arasında bir tercih yapmıyorum. Sadece İsa ile Aziz Pavlus arasında bir seçim yapmam gerekiyor ve İsa'yı seçiyorum. Jacques'a herhangi birine karşı gelme korkusuyla ikisini birbirinden ayırmayı reddediyor verdikleri ilham ve duygu bakımından farklı olduklarını kabul etmiyor. Aziz Pavlus'un sözlerinin bir beşerden çıktığını hissettiğim halde, İsa'nın sözlerinde adeta Tanrı'nın sesini işittiğimi söylememe itiraz ediyor. Düşüncelerini açığa vurdukça şuna daha çok ikna oluyorum. İsa'nın en ufak bir sözünün dahi benzersiz bir ilahi ton taşıdığının farkında değil. İncil'i didik didik edip emirler, tehditler, yasaklar örüyorum ama beyhude bir çaba. Tüm bunlar sadece Aziz Pavlus'tan geliyor. Jakın canını sıkan mevzuda işte bu emirlerin, tehditlerin, yasakların İsa'nın sözlerinde kesinlikle yer almayışı. Onunki gibi ruhlar çevrelerinde hamiler, engeller ve parmaklıklar göremezlerse kaybolduklarına inanırlar. Dahası vazgeçtikleri özgürlüğü başkalarında görmeye tahammül edemezler ve kendilerine sevgi yoluyla verilmesi mümkün olan şeyleri Kısıtlamalar ve baskıyla elde etmek isterler. Jack bana, ''Ama baba, ben de insanların mutlu olmasını diliyorum.'' diyor. ''Hayır dostum, boyun eğmelerini istiyorsun. Mutluluk itiattedir.'' Son sözü onun söylemesine müsaade ettim. Çünkü baştan sağma cevaplar vermekten hoşlanmam. Lakin şunu çok iyi biliyorum ki, mutluluğu yalnızca bu mutluluğun sonucu olması gereken hislerle elde etmeye çalışarak tehlikeyi atarız seven ruhun gönüllü teslimiyeti sevinçle kabul ettiğini düşünmek doğruysa, sevgisiz teslimiyet kadar hiçbir şey insanın mutluluğunu engelleyemez. Ne var ki Jacques muhakeme konusunda hayli başarılı, böylesi genç bir zihnin katı öğretilere bu kadar yatkın olduğunu görmek beni rahatsız etmeseydi, argümanlarının kalitesine ve mantığının tutarlılığına hayran kalırdım. Sık sık ondan daha gençmişim gibi hissediyorum. Sanki bugün düne nazaran daha gencim ve şu pasajı hep tekrarlıyorum. Küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. İncil'i her şeyin ötesinde bahtiyar hayata erişmenin bir yöntemi olarak görmek onu alçaltır mı, kutsallığına leke sürer mi ya da İsa'ya ihanet sayılır mı? Şüphelerimizi ve kalplerimizin katılaşmasını engelleyen sevinç hali her Hristiyan için bir mecburiyettir. Her canlı bu sevince az çok erişebilir. Her canlı bu sevince erişmek için çaba sarf etmelidir. Gertrude'un tek bir tebessümü bile bana bu konuda derslerde onu öğrettiğimden çok daha fazlasını öğretti. Sonra İsa'nın şu sözü nurlar saçarak gözümün önünde belirdi. Eğer kör olsaydınız günahınız olmazdı. Günah, ruhu karartan ve onun sevincinin önüne set çeken şeydir. Gertrude'un tüm benliğinden ışıldayarak yayılan mükemmel mutluluğu, günahı bilmemesinden kaynaklanıyor. Onda yalnızca aydınlık ve aşk var. Dört İncil'i, mezmurları, vahiy kitabını ve Tanrı ışıktır, onda hiç karanlık yoktur gibi pasajlar okuyabilmesi için Yuhanna'nın mektuplarını Gertrudun hevesli ellerine verdim. İncil'de kurtarıcının, ben dünyanın ışığıyım, ardım sıra gelen yaşam ışığına kavuşacak, Hiçbir zaman karanlıkta dolaşmayacak dediğini de zaten öğrenecekti. Ona Pavlus'un mektuplarını vermekten kaçındım. Zira kör biri olarak günah nedir bilmediğine göre öyle ki buyruk aracılığıyla günahın nedenli günahlı olduğu anlaşılsın pasajını ve her ne kadar takdire şayan olsa da arkasından gelen tüm o diyalektiği okumasına müsaade ederek onu endişelendirmeye ne gerek var. 8 Mayıs. Doktor Martins dün Shadow Font'tan geldi ve Gertrude'un gözlerini oftalmoskopla uzun uzun muayene etti. Lozan'da uzman doktor Ruya, Gertrude'den bahsettiğini ve gözlemlerini ona ileteceğini söyledi. İkisi de Gertrude'un gözlerinin ameliyatla açılabileceğine inanıyor. Ancak her şey kesinleşene kadar ona bir şey söylememek üzerine anlaştık. Martins, Doktor Ruya durumu istişare ettikten sonra bana haber verecek. Gertrude'un yüreğinde bir anda sönme ihtimali bulunan bir umut ışığı yakmanın ne anlamı var? Ayrıca bu halinden memnun değil mi? 10 Mayıs. Paskalya'da Jacques Gertrude ben yanlarındayken yeniden görüştüler. Daha doğrusu Jacques, Gertrud'u yeniden gördü ve onunla konuştu ama sadece önemsiz şeylerden bahsetti. Korktuğumdan çok daha az duygusal görünüyordu ve bu vesileyle tutkulu bir aşk beslemediğine kendimi bir kez daha ikna ettim. Aksi takdirde Geçen yıl yola çıkmasından hemen önce Gertrude ona hislerinin karşılıksız kalacağını belirtmiş olmasına rağmen bu aşk öyle kolay kolay sönmezdi. Gertrude artık siz şeklinde hitap ettiği dikkatimi çekti ki böylesi muhakkak daha münasip. Bunu ondan ben istememiştim ama kendi kendine düşünüp bu karara varmasını memnuniyetle karşıladım. Jack'ın pek çok iyi huya sahip olduğu su götürmez bir gerçek. Ne var ki Jack'ın bu boyun eğişinin öyle acısız ve mücadelesiz vuku bulmadığından şüpheleniyorum. İşin kötü tarafı, kalbine uyguladığı bu baskının ona iyi bir şey gibi gelmesi ve sanki bu baskının herkese dayatıldığını görmeyi arzuluyor. Bunu daha önce aktardığım sohbetimiz sırasında hissettim. Kalbin çoğu zaman akıl tarafından kandırıldığını söyleyen La Foucault değil miydi? Jacques'ın mizacını ve tartışma sırasında kendi fikrinde sonuna kadar direten o insanlardan biri olduğunu bildiğimden bu alıntıyı ona hatırlatmaya cesaret edemediğimi özellikle belirtmeme gerek bile yok aslında. Aynı akşam ona tam olarak ne yanıt vereceğimi buldum. Aziz Pavlus'un şu sözünü, onunla ancak kendi silahıyla savaşabilirdim, kağıda yazarak dikkatlice odasına bıraktım. Her şeyi yiyen, yemeyeni hor görmesin. Her şeyi yemeyen, yiyeni yargılamasın çünkü Tanrı onu kabul etmiştir. Şunu da ekleyebilirdim. Rab İsa'ya ait biri olarak kesinlikle biliyorum ki hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir. Ama bir şey murdar sayan için o şey murdardır. Lakin Jack'ın bundan yola çıkarak kafamda ger türü de dair çirkin düşünceler bulunduğunu sanmasından çekindiğim için cesaret edemedim. Böyle bir şeyin aklının ucundan bile geçmesini istemem. Tabii ki bu ifade yiyeceklere atıfta bulunuyor ama Kitab-ı Mukaddes'in diğer birçok bölümünden olduğu gibi bu ifadeden de iki hatta üç anlam çıkaramaz mıyız? Örneğin eğer gözlerin diye başlayan kısım ekmeklerin çoğalması, kana köyünde yapılan düğün gibi. Kuşkusuz burada bunun tartışmasını yapacak değilim. Bu pasajın anlamı geniş ve derindir. Kısıtlamalar kanunla değil, sevgiyle kabul ettirilmelidir. Aziz Pavlus bunun arkasından yediğin bir şey yüzünden kardeşin incinmişse artık sevgi yolunda yürümüyorsun demektir der. Şeytan bize sevginin yokluğunda saldırır. Yüce Tanrım, kalbimi sevgiye ait olmayan her şeyden arındır. Çünkü Jack'ı kışkırtmakla hata etmişim. Ertesi gün odasına bıraktığım kağıdı masamın üzerinde buldum. Arkasına aynı pasajın devamını yazmıştı. Mesih'in uğruna öldüğü kardeşini yediklerinle mahvetme tüm pasajı yeniden okudum. Bu sonu gelmeyecek tartışmalara konu olabilecek bir kısımdı. Bu kararsızlıklar ger türü de işkence eder, onun pırıl pırıl gökyüzünü karartır mıydı? Ben İsa'ya daha yakın değil miydim? Ve Gertrude tek günahın, başkalarının mutluluğunu bozmak veya kendi mutluluğumuzu tehlikeye atmak olduğunu öğretirken onu da İsa'ya yaklaştırmıyor muydum? Heyhat, bazı insanlar Özellikle mutluluğa karşı isteksizdirler, ayak diretirler. Bu konuda yetersiz, beceriksizdirler. Zavallı amelimi düşünüyorum da. Onu sürekli mutluluğa çağırırım. Zorlarım ve mecbur etmek isterim. Evet, sadece onu değil, herkesi Tanrı'ya ulaştırmayı dilerim. Lakin o kaçar ve güneşte açmayan bazı çiçekler gibi içine kapanır. Gördüğü her şey onu kaygıya ve kedere boğar. Geçen gün bana ne yaparsın canım kör olmak bana nasip edilmemiş işte diyerek karşılık verdi. Ha bu acı alayı ne kadar da üzdü beni ve canımın sıkılmaması için ne büyük bir erdeme sahip olmam gerekiyordu. Bana göre Gertrude'ün görme engeli hakkında böyle imalı konuşmasının beni özellikle inciteceğini anlaması lazımdı. Kaldı ki Gertrude'de her şeyden önce hayran olduğum vasfın sonsuz iyi kalpliliği olduğunu bana hissettiren de oydu. Şimdiye dek Gertrude'un başkaları konusunda en ufak bir şikayette bulunduğunu hiç duymadım. Gerçi ben de onu yaralayabilecek hiçbir şeyi bilmesine izin vermiyorum. Mutlu bir insan, sevgi ışığıyla etrafına nasıl saadet yayıyorsa, Amelie'nin çevresini de karanlık ve kasvet sarmıştır. Amelie olsa bu ruhtan siyah ışınlar saçıldığını yazardı. Yoksullara, hastalara, düşkünlere, gamlılara yaptığım ziyaretlerle geçen bir günün ardından Gecenin karanlığında, yorgun bitkin eve döndüğümde, kalbim istirahat, şefkat ve sıcaklık ihtiyacıyla dolup taşar ama dışarıdaki soğuğun, rüzgarın ve yağmurun bin kat evla olduğu dertler, yakınmalar ve çekişmelerle karşılanırım. İhtiyar Rosalie'nin hep kafasının dikine gitmek istediğini biliyorum ama her zaman haksız değildir veya daha önemlisi ona bir şeyi zorla kabul ettirmeye çalıştığı zamanlarda Ameli haklı değildir. Charlotte'la Gaspar'ın korkunç derecede haylaz çocuklar olduğunu da biliyorum. Fakat Amelie onlara daha bağırsa daha olumlu sonuçlar elde etmez mi? Onca öğüt ve azar, kumsaldaki çakıl taşları gibi bir süre sonra etkisini ve keskinliğini kaybediyor. Öyle ki çocuklar bunlardan benim kadar rahatsızlık duymuyor. Küçük Lod'un diş çıkardığını iyi biliyorum. Yani ne zaman avaz avaz bağırmaya başlasa annesi buna yoruyor. Fakat her ağladığında Annesinin ya da Sara'nın anında yanına koşup onu kucaklayarak sallaması, daha da huysuzlanmasına yol açmıyor mu? Ben yanlarında değilken onu birkaç sefer usanana kadar bağırıp ağlaması için bıraksalar, daha az ağlamaya başlayacağına inanıyorum. Asıl ben evde yokken onu sakinleştirmeye gelince, Ameli ve Sara'nın eteklerinin iyice tutuştuğuna eminim. Sara annesine benziyor, bu yüzden onu yatılı okula göndermek isterdim. Maalesef onun yaşındayken benimle nişanlı olan annesine değil, hayatın endişeleri ve tasaları, daha doğrusu bizzat başına sardığı endişeler ve tasalar yüzünden Ameli gerçekten de onları özellikle arayıp bulur, değişen Ameli'ye yani annesinin şu anki haline benziyor. Artık Ameli'yi tanımakta zorlanıyorum. Bir zamanlar yüreğimin her asil hamlesine gülümseyen, hiçbir konuda ters düşmeden hayatımı birleştirmenin hayalini kurduğum ve ışığa doğru giden yolda bana kılavuzluk eden melek Ameli şimdi nerede? Yoksa Ameli hep bugünkü gibiydi de o günlerde aşk aklımı başımdan aldığı için mi böyle düşünüyordum? Sara'nın da boş işlerle ilgilendiğini fark ediyorum. Tıpkı annesi gibi anlamsız, önemsiz işlerle meşgul oluyor. Hiçbir içsel alev, heyecan belirtmeyen yüz hatları bile donuk ve sert. Şiire, hatta genel olarak okumaya merakı yok annesiyle arasında katılmak isteyebileceğim bir sohbet geçtiğine hiç rastlamadım. Onlarla beraberken, çalışma odamda tek başımayken olduğundan daha yalnız hissediyorum. Bu yüzden de çalışma odama daha sık kapanmaya başladım. Sonbaharda hava daha erken karardığında, ziyaretlerimin kısa sürdüğü ve eve daha erken dönebileceğim zamanlarda Bayan Em'e çay içmeye gitmeyi alışkanlık haline getirdim. Daha önce bahsetmedim ama Hü Döla Em geçen Kasım ayından bu yana Gertrude haricinde Martins'in ona emanet ettiği üç küçük kör kıza daha bakıyor. Gertrude de onlara okumayı, ufak tefek işler yapmayı öğretiyor ve bu ufaklıklar da daha şimdiden epey marifetli olduklarını gösterdiler. Tahıl Ambarı isimli bu evin sıcacık ortamına her girişimde içimde nasıl bir rahatlık ve huzur doluyor, iki gün gidemediğimde nasıl bir eksiklik hissediyorum anlatamam. Bayan Emin, vardi açıdan dara düşmeden Gertrude'le bu üç küçük yatılı misafiri kolayca barındırabildiğini burada özellikle belirtmeme aslında gerek yok. Üç hizmetçisi de ona büyük bir özveriyle yardımcı olup tüm yorgunluğundan kurtarıyor. Yine de hiç kimse kendisine bahşedilen zenginliğin ve boş vaktin hakkını onun kadar iyi veremez. Louis Dolam yoksullarla her zaman alakadar olmuştur. Kendini bu dünyada hayır işi yapmaya insanları sevmeye vakfetmiş son derece dindar biridir. Dantelli başlığının altındaki hemen hemen hepsi kırlaşmış saçlarına rağmen hiç kimsenin tebessümü onunki kadar çocuksu, hiç kimsenin hareketleri onunki kadar uyumlu ve hiç kimsenin sesi onunki kadar hoş olamaz. Gertrude de onun hal ve hareketlerini, ses tonunu, yalnızca konuşmasının değil, düşünmesinin ve varoluşunun biçimini bile benimsemeye başladı. Bu benzerlikten bahsederek Bazen onlara takılıyorum ama ikisi de bunu fark etmediklerini iddia ediyor. Onlarla geçirecek biraz daha vaktim olduğunda Gertrude'ü omzuna başını dayamış ve elini tutmuş halde Bayan Emin yanında oturmuş, Lamartine veya Hugo'dan okuduğum birkaç dizeyi dinlerken görmek benim için nasıl bir keyif. Bu şiirlerin yansımasını durur ruhlarında seyretmek nasıl bir mutluluk. Küçük kör kızlar dahi bu ortama kayıtsız kalamıyorlar. Bu huzur ve sevgi atmosferinde çocuklar sıra dışı bir hızla gelişip şaşılacak bir ilerleme kaydediyorlar. Bayan Louis hem sağlıkları açısından iyi olabileceği hem de eğlenmeleri için onlara dans etmeyi öğreteceğinden bahsettiğinde ilk başta gülmüştüm ama şimdi güzelce üstesinden geldikleri ve ne yazık ki kendilerinin görüp takdir edemediği hareketlerindeki ritmik zarafete hayranlıkla bakıyorum. Gerçi Louis delem bu hareketlerin ahengini kaslarında hissettiklerine beni ikna etti. Gertrude de bu danslara tatlı bir letafetle dahil olup eğlencenin tadını çıkarıyor. Bazen de bayan M katılıyor çocukların dansına ve o zaman Gertrude piyanonun başına geçiyor. Müzikte gösterdiği gelişme inanılmaz. Şimdi her pazar şapelin orgunu çalmakla yükümlü ve ilahilerden önce kısa doğaçlamalar bile yapıyor. Her pazar öğle yemeği için bize geliyor. Zevkleri gitgide farklılaşsa da çocuklarım onu neşeyle karşılıyor. Ameli ise fazla asabiyet göstermiyor ve yemek hiçbir aksilik yaşanmadan sona eriyor. Ardından ailecek Gertrude'ü tahıl ambarına geri götürüyoruz ve ikindi vakti orada bir şeyler atıştırıyoruz. Louis, çocuklarımı şımartmaktan zevk aldığı ve onlara lezzetli yiyecekler ikram ettiği için Gertrude'ü geri götürme işi onlar için tam bir şenliğe dönüşüyor. Genelde nezakete karşı pek hassasiyet göstermeyen Amelie bile Somurtmayı bırakıp adeta gençleşiyor. Sanırım kasavetli hayatında bir mola anlamına gelen bu ziyaretlerden artık zor vazgeçer. 18 Mayıs Artık havanın tekrar güzelleşmesiyle birlikte Gertrude'le yeniden dışarı çıkabildim. Uzun zamandır ne onunla gezinti yapmış, geçen günlerde yine kar yağmıştı ve birkaç gün öncesine kadar yollar korkunç durumdaydı, ne de onunla yalnız kalabilmiştim. Hızlı hızlı yürüyorduk. Temiz hava yanaklarını kızartıyor, rüzgar sarı saçlarını yüzüne döküyordu. Bir turbalığın kıyısından geçtiğimiz sırada çiçek açmış birkaç dal koparıp saplarını beresinin altına soktum ve düşmemeleri için saçlarıyla ördüm. Neredeyse hiç konuşmamıştık. Sanki uzun zaman sonra baş başa kalmamız ikimizi de hayrete düşürmüştü. Sonra Gertrud, görmekten mahrum bırakılmış yüzünü bana çevirip ansızın sordu: Sizce Jacques beni hala seviyor mudur? sana karşı aşkından vazgeçmeye karar verdi diye yanıtladım hemen. Sizce sizin beni sevdiğinizi biliyor mu? Daha önce aktardığım, geçen yaz yaptığımız konuşmanın üzerinden altı aydan uzun bir süre geçmişti ve o zamandan beri aşkla ilgili tek kelime etmemiştik. Bunu şaşkınlıkla belirtiyorum. Dediğim gibi asla yalnız kalamamıştık ve böylesi daha iyiydi. Gertrud'un sorusuyla kalbim o kadar hızlı çarpmaya başlamıştı ki yürüyüşümüzü yavaşlatmak zorunda kaldım. Gertrud, seni sevdiğimi herkes biliyor diye bağırdım. Fakat bu geçiştirme çabama aldanmadı. Hayır, hayır. Soruma cevap vermiyorsunuz. Kısa bir sessizlikten sonra başını öne eğerek konuşmasını sürdürdü. Ameli teyze her şeyin farkında ve bu yüzden üzüldüğünü biliyorum. Pek de güven telkin etmeyen bir tonda her halükarda üzülürdü diye itiraz ettim. Üzülmek onun mizacında var. Sabırsız bir tavırla, ah hep beni teskin etmenin bir yolunu arıyorsunuz, dedi. Ancak ben teskin edilmek falan istemiyorum. Beni kaygılandırmaktan ya da üzmekten korktuğunuz için bilmeme müsaade etmediğiniz pek çok şeyin olduğunun farkındayım. Bilmediğim bir sürü şey var. Bu yüzden bazen... Sesi gitgide alçaldı. Aniden soluğu kesilmiş gibi durdu. Ben de ağzından çıkan son sözleri tekrar ederek sordum. Bazen ne? Hüzünlü bir sesle. Bu yüzden bazen size borçlu olduğum tüm mutluluk, bilmediğim şeyler üzerine tesis edilmiş gibi geliyor. Ama Gertrud... Hayır, konuşmama izin verin. Ben böyle bir mutluluk istemiyorum. Şunu anlayın ki ben... Ben mutlu olmak istemiyorum. Bilmeyi tercih ederim. Göremediğim pek çok şey, üzücü şey mutlaka var ama sizin bunları benden saklamaya hakkınız yok. Kış boyunca bunun hakkında uzun uzun düşündüm. Dünyanın sizin bana inandırdığınız kadar güzel olmamasından, Hatta o güzellikten büyük ölçüde mahrum edilmiş ve kusurlu olmasından korkuyorum rahip. Endişe içinde, insanoğlunun dünyayı çoğu zaman çirkinleştirdiği doğru diye karşı çıktım. Zira düşüncelerinin gidişatı beni korkutmuştu ve pek ümidim olmasa da konuyu değiştirmeye çalıştım. Sanki son cümlem zinciri tamamlayan halkaymış gibi, sanki onu söylememi bekliyormuş gibi hemen atıldı. Kesinlikle diye bağırdı. Ben de o çirkinliklere bir şey eklemediğimden emin olmak isterdim. Uzun süre tek kelime etmeden hızlı hızlı yürümeyi sürdürdük. Ona söyleyebileceğim her şey, aklından geçtiğini hissettiğim düşüncelere şimdiden ters düşüyordu. İkimizin de kaderini değiştirebilecek cümleler kurmaktan çekiniyordum. Tekrar görmeye başlayabileceğiyle ilgili Martins'in söylediklerini düşündükçe yüreğimi büyük bir elem kaplıyordu. Size sormak istediğim bir şey daha var, dedi nihayet. Lakin Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Benim ondan duyacaklarım için cesaretimi topladığım gibi o da söyleyecekleri için tüm cesaretini topluyordu şüphesiz. Ne var ki ona eziyet çektiren şu soruyu tahmin etmem imkansızdı. Kör insanların çocukları da mutlaka kör mü doğar? Bu sohbet hangimize daha çok sıkıntı veriyordu bilmiyorum ama artık devam etmemiz gerekiyordu. "Hayır Gertrude" dedim. "Çok özel vakalar hariç kör doğmazlar ki bunun için bir neden de yok." son derece rahatlamış görünüyordu. Ben de bana neden böyle bir soru yönelttiğini sormak isterdim fakat buna cesaretim yoktu. Beceriksizce konuşmayı sürdürdüm. Gertrud, çocuk sahibi olmak için evlenmek gerekir. Böyle demeyin rahip, bunun doğru olmadığını biliyorum. Ben de sana makul ve edepli olanı söylüyorum diyerek itiraz ettim. Yoksa tabiat kanunları, insanların ve Tanrı'nın kanunlarının yasakladıklarına izin verir. Bana sık sık Tanrı'nın kanunlarının sevgi kanunları olduğunu söylerdiniz. Burada bahsettiğimiz sevgi aynı zamanda merhamet anlamına da geliyor. Beni sevmenizin sebebi bana merhamet duymanız mı? Bunun doğru olmadığını biliyorsun Gertrude. O zaman aramızdaki sevginin Tanrı kanunlarının dışında kaldığını kabul ediyorsunuz öyle mi? Ne demek istiyorsun? Ah, ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Ama bunu dile getirmek bana düşmemeliydi konuyu başka tarafa çekmeye çalışmam beyhudeydi. Kalbim tüm savlarımın ve iddialarımın geri teptiğini söylüyordu. Umutsuzca bağırdım. Gertrud, aşkının kabahatli olduğunu mu düşünüyorsun? Aşkımızın, diye düzeltti. Kendi kendime bunun üzerine kafa yormam gerektiğini söylüyorum hep. E ee, öyleyse? Sesimde beklenmedik yakarır bir ton vardı. O ise önce nefes dahi almadan sözünü bitirdi. Yine de sizi sevmekten vazgeçemem. Bütün bunların hepsi dün yaşandı. Bu konuşmayı buraya aktarıp aktarmama konusunda tereddüte kaldım. Gezintimizin nasıl sonlandığını hatırlamıyorum. Kaçar gibi hızlı adımlarla yürüyorduk. Kolunu kendime doğru çekmiş sıkı sıkıya tutuyordum. Ruhum adeta bedenimden ayrılmıştı. Yoldaki küçücük bir çakıl taşına takılsak yere yuvarlanabilirmişiz gibi hissediyordum. 19 Mayıs. Doktor Martins bu sabah döndü. Gertrude'ün gözleri ameliyatla açılabilirmiş. Doktor Ruh da bunu onaylamış ve Gertrude'ü bir süreliğine kendi gözetimi altında tutmayı talep etmiş. Buna karşı çıkamazdım. Yine de korkakça bir hisle düşünmek için zaman istedim. Gertrude'ü buna yavaş yavaş hazırlamama müsaade etmelerini istedim. Kalbim sevinçle çarpmalıydı. Fakat tarifi imkansız bir ısrapla ağırlaştığını ve bu ağırlığın tümüyle üzerime çöktüğünü hissediyordum. Gertrude görme yetisini kazanabileceğini bildirme mecburiyetinde olduğumu düşünmek bile yüreğimin beni hayal kırıklığına uğratıp yüzüstü bırakmasına yetti. 19 Mayıs gecesi. Gertrude'ü tekrar gördüm ama ona bu konudan bahsetmedim. Bu gece tahıl ambarının salonunda kimse olmadığı için odasına çıktım. Orada ikimiz yalnızdık. Onu uzun bir müddet kollarımda tutup kendime doğru bastırdım. Geri çekilmek için hiçbir hareketi yapmıyordu ve yüzünü bana doğru kaldırdığında Dudaklarımız birleşti. 21 Mayıs. Geceyi bizim için mi bu kadar özel ve güzel yarattın Tanrım? Benim için mi? Hava ılık, açık penceremden mehtap içeri sızıyor ve ben göklerin engin sessizliğini dinliyorum. Yeryüzündeki tüm varlıklara öyle huşu içinde bir hayranlık besliyorum ki kalbim tarifsiz bir coşkuyla eriyor. Sadece bu ilahi aşkla kendimden geçmiş bir şekilde dua edebiliyorum. Eğer aşka bir sınır konmuşsa onu sen değil insanlar koymuştur Tanrım. Aşkım, insanların gözüne ne kadar kabahatli görünürse görünsün, senin gözünde kutsal olduğunu söyle ey Tanrım. Kendimi günah fikrinin üstüne çıkarmaya çalışıyorum. Fakat günah işlemek bana katlanılamaz geliyor. Ve İsa'yı terk etmek istemiyorum. Hayır, yer türüdü severek günah işlediğimi kabul etmiyorum. Bu aşkı kalbimden söküp atabilmem için kalbimi de söküp atmamam gerekir. Peki bunu neden yapayım? Onu sevmiyor olsaydım da ona acıdığım için sevgi göstermem gerekirdi. Onu sevmekten vazgeçmek, ona ihanet etmek olur. Benim aşkıma ihtiyacı var. Tanrım, artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yalnızca seni biliyorum, bana yol göster. Bazen karanlığa gömüldüğümü ve ona verilecek görme yetisinin benden alınacağını hissediyorum. Gertrude, Dün Lozan'daki kliniğe yatırıldı ve 20 gün sonra taburcu olacak. Geri dönüşünü büyük bir korkuyla bekliyorum. Onu Martins getirecek. Gertrude o vakte kadar onu görmeye çalışmayacağıma dair bana söz verdirdi. 22 Mayıs Martins'ten mektup geldi. Ameliyat başarılı geçmiş. Şükürler olsun. 24 Mayıs Şu ana kadar beni görmeden seven Gertrude'ün artık beni göreceği fikri bana dayanılmaz bir sıkıntı veriyor beni tanıyabilecek mi? Hayatımda ilk kez aynaya endişe içinde bakıp bunu sorguluyorum. Bakışlarının yüreğinden daha az hoşgörülü ve daha az sevecen olduğunu hissedersem ne yapacağım? Tanrım, bazen seni sevmek için onun aşkına muhtaç olduğumu düşünüyorum. 27 Mayıs İşlerimin yoğunlaşması son birkaç günü fazla sabırsızlanarak geçirmeme engelledi. Beni kendimden uzaklaştırabilecek her uğraş adeta bir lütuf ama tüm gün boyunca her yerde onun hayali beni takip ediyor. Yarın geri dönecek. Bu hafta mizacının yalnızca en iyi yanlarını göstererek bana Gertrude'ün eksikliğini unutturmayı kendine görev edinmiş gibi görünen Ameli, onun dönüşünü kutlamak için çocuklarla birlikte hazırlık yapıyor. 28 Mayıs Gaspar'la Charlotte Ormanlarda ve çayır çimende buldukları tüm çiçekleri toplamışlar. İhtiyar Rosali, Sara'nın çeşitli yaldızlı kağıtlarla süslediği kocaman bir pasta yapıyor. Gertrude'un öğle vaktinde gelmesini bekliyoruz. Onu beklerken zaman geçirmek için yazıyorum bu satırları. Saat 11. Dakika başı kafamı kaldırıp Martins'in arabasının görüneceği yola bakıyorum. Onları karşılamaya gitmemek için kendimi zor tutuyorum. Hem Amelie'nin iyiliği için bu karşılamayı ailemle birlikte yapmalıyım. Öylesi daha iyi. Kalbim küt küt atıyor. Ah, işte geldiler. 28 Mayıs akşamı. Ne berbat bir gecenin içine dalıyorum. Merhamet et Tanrım, merhamet et. Onu sevmekten vazgeçiyorum ama sen de ölmesine sakın müsaade etme. İşte korkmakta çok haklıymışım. Bu kız ne yaptı böyle? Ne yapmak istedi? Ameli ile Sara, bayan Emin onu beklediği tahıl ambarının kapısına kadar ona eşlik ettiklerini söylediler. Demek ki dışarı çıkmak istemiş. Peki ya sonrasında ne oldu? Aklımı toplamak için çaba gösteriyorum. Bana anlatılanlar ya anlamsız ya da çelişkili. Kafam allak bullak oldu. Bayan Emin Bahçıvan'ı Gertrude'ü tahıl ambarına getirdiğinde bilinci kapalıymış onu nehir boyunca yürürken gördüğünü söylemiş. Sonra bahçedeki köprüye çıkmış, nehre doğru eğilmiş ve aniden gözden kaybolmuş. İlkin nehre düştüğünü anlayamadığı için yanına koşmamış. Akıntıyla sürüklenen kızı kısa süre sonra küçük bendin yakınlarında bulmuş. Onu bir müddet sonra tekrar gördüğümde bilinci hala yerine gelmemişti. Daha doğrusu, yapılan acil müdahaleler sayesinde bilinci bir anlığına açılmış ama çok geçmeden geri kapanmıştı. Tanrı'ya şükür ki Martins henüz gitmemişti. Gertrude'un içine düştüğü bu uyuşukluk ve hareketsizlik haline o da bir açıklama getiremiyor. Onu sorgulamak için boş yere uğraştı. Çünkü Gertrude ya hiçbir şey duymuyor ya da susmaya karar vermiş gibi görünüyor. Nefes alırken halen güçlük çektiği için Martins akciğerinde ödem olasılığından korkuyor. Hardal yakısı ve hacamat yaptıktan sonra yarın yine geleceğine söz vererek gitti. Islak elbisesini hemen çıkarmak yerine onu ayıltma telaşıyla uzun vakit harcamaları büyük bir hataydı zira nehrin suyu buz gibidir. Ağzından birkaç kelime alabilen tek kişi olan bayan Eme göre Gertrüd muhtemelen nehrin bu yakasında bolca yetişen unutma beni çiçeklerinden toplamak istemiş ve mesafe kavramını henüz tam algılayamadığından ya da nehrin üzerindeki çiçek tabakasını toprak zannettiğinden birden dengesini kaybederek nehre düşmüş. Keşke buna inanabilsem bunun sadece bir kazadan ibaret olduğuna inanabilsem, ruhumdan öyle büyük bir yük kalkacak ki. Her halükarda, epey keyifli geçen yemek sırasında yüzünde beni huzursuz eden bir tebessüm vardı. Bu bana hiç tanıdık gelmeyen ama yeni kazandığı görme yetisi nedeniyle ortaya çıktığına kendimi inandırmaya çalıştığım zoraki bir tebessümdü. Gözyaşı misali gözlerinden yüzüne süzülüyor gibi görünen ve diğerlerinin bayağı neşesinin yanında beni yaralayan acı bir tebessümdü. Gerçekte masadaki sevince katılmıyordu. Yalnız olsaydık bana muhakkak anlatacağı bir sır keşfetmiş gibi bir hali vardı. Neredeyse hiçbir şey söylememişti ama bu kimseyi şaşırtmadı. Çünkü yanında neşeyle sohbet eden insanlar bulunduğunda özellikle pek konuşmaz. Tanrım, yalvarırım onunla konuşmama izin ver öğrenmem gerek. Yoksa yaşamaya nasıl devam edebilirim? Kendini öldürmek istediyse bunun nedeni öğrendiği bir şey miydi? Ne öğrendi? Sevgili dostum, bu kadar korkunç ne öğrendin? Görmeye başlayınca aniden öğrendiğin hangi öldürücü hakikati senden gizledim? Yatağının başucunda ucunda alnından, solgun yanaklarından, tarifi imkansız bir ıstırapla kapanmış narin göz kapaklarından, yastığına yosunlar gibi yayılmış ıslak saçlarından, gözlerimi ayırmadan, ve düzensiz, huzursuz soluk alıp verişini dinleyerek iki saatten fazla bekledim. 29 Mayıs Bu sabah tam da tahıl ambarına gideceğim sırada, Bayan Louis'nin beni çağırdığını söylediler. Az çok sakin geçen bir gecenin ardından Gertrude nihayet o uyuşukluk halinden kurtulmuştu. Odasına girdiğimde bana gülümsedi ve yatağına oturmam için işaret etti. Ona soru sormaya cesaretim yoktu ve kuşkusuz o da benim sorularımdan çekiniyordu. Zira hassas konuların açılmasını engellemek için çabucak konuşmaya başladı. Şu nehir kenarından toplamak istediğim gök mavisi küçük çiçeklerin ismi ne? Siz daha beceriklisiniz. Benim için onlardan bir buket yapar mısınız? Onu tam şuraya, yatağımın yanına koyacağım. Sesindeki yapmacık neşe canımı yaktı. Şüphesiz bunu o da anladı ki daha ciddi bir tavırla ekledi. Sizinle bu sabah konuşamam. Çok bitkin hissediyorum. Gidip benim için o çiçeklerden toplayın olur mu? Çok geçmeden geri gelirsiniz. Bir saat sonra, unutma beni buketiyle döndüğümde, Bayan Louis, Gertrude'ün yine dinlendiğini ve akşamdan önce benimle görüşemeyeceğini söyledi. O akşam onu tekrar gördüm. Yatağındaki üst üste yığılmış yastıklar yüzünden neredeyse oturur vaziyetteydi. Alnının üzerinde toplanıp örülmüş saçları, onun için getirdiğim unutma beni çiçekleriyle bezenmişti. Kesinlikle ateşi vardı ve oldukça huzursuz görünüyordu. Uzattığım eli alev alev yanan eliyle tuttu. Yanında ayakta duruyordum. Size bir şey itiraf etmem lazım. Rahip Zira, bu gece öleceğimden korkuyorum dedi. Bu sabah size yalan söyledim. Çiçek toplamaya gitmemiştim. Kendimi öldürmek istediğimi söylersem beni affeder misiniz? Narin elini tutmaya devam ederek yatağının yanına diz çöktüm ancak elini çekip gözyaşlarımı saklamak ve hıçkırıklarımı bastırmak için yüzümü çarşafa gömerken alnıma dokundu. Tatlı bir tonda, size göre bu kötü bir şey mi? dedi. Karşılık vermediğimi görünce devam etti. Dostum, dostum yüreğinizde ve hayatınızda fazla yer tuttuğumu siz de çok iyi biliyorsunuz. Evinize geri döndüğümde bunun hemen farkına vardım. Ya da daha doğrusu kapladığım yerin bir başkasına ait olduğunu ve o kişinin bundan dolayı kederlendiğini anladım. Benim suçum bunu daha önce anlayamamak veya bunu bile bile beni sevmenize izin vermek. Lakin o kişinin yüzünü birdenbire gördüğümde, zavallı yüzünde derin bir hüzünle karşılaştığımda, bunun benim eserim olduğu fikrine daha fazla dayanamadım. Hayır, hayır. Hiçbir şey için kendinizi suçlamayın. Ama bırakın gideyim ve siz de ona mutluluğunu geri verin. Elini anlımdan çekti. Bense o eli tutup öpücüklere ve gözyaşlarına boğdum. Ne var ki elini sabırsızlıkla yine çekti, içini yeni bir sıkıntı kaplamış gibiydi. Demek istediğim bu değil. Hayır. Kastettiğim bu değil diye tekrarladı. Alnının terden ıslanmaya başladığını gördüm. Ardından gözlerini kapadı ve bir süre öylece durdu. Sanki düşüncelerine yoğunlaşmak ya da önceki körlüğüne geri dönmek istiyordu. Önce alçak ve kederli ama gözünü açmasıyla yükselen, sonunda neredeyse coşkulu bir hale gelen sesiyle şunları söyledi. Görme yetisi kazanmamı sağladığınızda gözlerimi düşlediğimden daha güzel bir dünyaya açtım. Evet, hakikaten de gündüzü bu kadar parlak, havayı bu kadar pırıl pırıl, gökyüzünü bu kadar engin hayal etmemiştim. Ancak insanların alınlarının bu kadar kemikli olduğunu da hayal etmemiştim. Evinize girdiğimde dikkatimi celbeden ilk şey neydi biliyor musunuz? Ah, bunu her halükarda size söylemem lazım. İlk gördüğüm kabahatimiz günahımızdı. Hayır, itiraz etmeyin. İsa'nın eğer kör olsaydınız günahınız olmazdı sözünü anımsıyor musunuz? Ama artık görebiliyorum. Ayağa kalkın rahip. Gelip yanıma oturun. Sözümü kesmeden dinleyin beni. Klinikte kaldığım süre boyunca İncil'den hiç bilmediğim, daha doğrusu sizin bana asla okumadığınız bölümler okudum. Daha doğrusu okuttum. Aziz Pavlus'un şu sözlerini hatırlıyorum. Tüm gün kendi kendime tekrarlayıp durmuştum. Bir zamanlar yasanın bilincinde değilken diriydim ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi, bense öldüm. Olağanüstü bir coşku içinde, çok yüksek sesle konuşuyordu ve neredeyse bu ara bağıra söylediği son sözleri dışarıdan birilerinin duyabileceğini düşünerek rahatsız oldum. Ardından gözlerini yine kapadı ve kendine söylüyormuşçasına o son kısmı mırıldandı. Günah dirildi, ben ise öldüm. Ürperdim. Kalbim bir tür dehşetle buz kesmişti. Düşüncelerini başka bir tarafa çekmek istedim. Bu ayetleri sana kim okudu diye sordum gözlerini tekrar açıp bana bakarak Jacques dedi. Onun mezhep değiştirdiğini biliyor muydunuz? Bu kadarı da fazlaydı. Susması için ona yalvaracaktım ki devam etti. Dostum, canınızı çok yakacağım ama aramızda hiçbir yalanın bulunmaması gerekiyor. Jacques'ı görür görmez anladım ki sevdiğim kişi siz değildiniz oydu. Yüzü sizinkine son derece benziyordu. Yani sizin sahip olduğunuzu düşündüğüm yüze. Ah, neden onu reddetmem için beni zorladınız? Onunla evlenebilirdim. Ama Gertrude hala evlenebilirsin diye bağırdım ümitsizce. Öfkeyle manastıra kapandı dedi. Ardından hıçkırıklarla sarsılmaya başladı. Ah, ona itiraf etmek isterdim diyerek inledi kendinden geçmiş şekilde. Ölmekten başka seçeneğim kalmadığını görüyorsunuz. Susadım. Lütfen birini çağırın. Boğuluyorum. Beni yalnız bırakın. Ah size her şeyi anlatırsam rahatlayacağımı umuyordum. Bırakın beni. Gidin lütfen. Artık sizi görmeye tahammül edemiyorum. Onu bıraktım. Benim yerime refakat etmesi için bayan Emi çağırdım. Bu aşırı telaşı ve huzursuzluğu beni ürkütüyordu. Fakat varlığımın vaziyetini kötüleştireceğini de itiraf etmem gerekiyordu. Durumu ağırlaştığı takdirde bana haber verilmesini rica ettim ve oradan ayrıldım. 30 Mayıs. Heyhat onu tekrar bir ölü olarak görebilecekmişim demek ki. Hezeyanlarla ve nöbetlerle geçen gecenin ardından bu sabah şafak sökerken son nefesini vermiş. Gertrude'un son isteği üzerine bayan Emin telgrafla haberdar ettiği Jacques, onun ölümünden birkaç saat sonra gelebildi. Hala vakit varken kendi mezhebinden bir rahip çağırmadığım için bana acımasızca çıkıştı. Lozan'dayken besbelli ki baskısı altında kalan Gertrude'un mezhep değiştirdiğini Nereden bilebilirdim? Tam o sırada Jacques hem kendisinin hem de Gertrude'ün mezhep değiştirdiğini ilan etti. Böylelikle ikisi de beni aynı anda terk etti. Sanki hayatları esnasında benim yüzümden ayrı düştükleri için benden kaçmayı ve Tanrı huzurunda birleşmeyi planlamışlardı. Gerçi Jacques'ın mezhep değiştirmesine aşktan ziyade mantığın katkıda bulunduğuna inanıyorum. Baba, sizi suçlamam yakışıksız olur ama ''Yaptığınız hatadan çıkardığım ders bana yol gösterdi.'' dedi. Şak gittikten sonra Amelinin yanına diz çöküp benim için dua etmesini, yardıma ihtiyacım olduğunu söyledim. Yalnızca ''Babamız'' şeklinde başlayan duayı okudu. Fakat yakarışlarımız için pasajların arasında uzun süre sessiz kaldı. Ağlamak istedim ama yüreğimin bir çölden daha çorak olduğunu hissettim. <laughs>